Evet, bazı isimleri göremiyoruz. Arkadaşlarımız aslında isimlerini de paylaşırlarsa iyi olur. Belki hem kayıt da iyi olabilir. Önümüzdeki haftalarda hem de dinleyicilerimiz bizi net olarak görmüş olabiliriz. Kimler nerelerden katılıyorlar. Şey olarak o konuda bir çekinceniz olmasın. Yani isimlerinizin deşifre olması konusunda bir çekingenliğiniz olmasın diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, fazla uzatmadan saat 4'ü 4 geçiyor. Bugünkü misafirimiz Anatolia Turizm Akademisi ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle başlatmış olduğumuz online dersler kapsamında. Bugün pandeminin sosyolojisi diye bir başlık atmıştık. Yaklaşık bunu biz bir ay önce düşünmüştük. Tabii son dönemlerde gelişen başka şartlar da vardı. Bu 2020 yılının en başından itibaren doğal afetlerle birlikte başlayarak tartışmayı düşünmüştük. Herhalde bu gidişle gene bir doğal afetle kapatacağız gibi görünüyor yılı. Sonuçta İzmir'de geçen hafta biliyorsunuz bir deprem oldu. Hala etkisi devam ediyor. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılar var bildiğim kadarıyla 100'den fazla. Onlara da şifalar diliyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Muammer Tuna. Muğla Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Kendisinin hem genç kuşak hem yaşlı özellikle son yıllarda yaşlılar üzerine yapmış olduğu ciddi çalışmalar var. Yaşlılar Üniversitesi'ni Muğla'da başlatan kişi. Tam ismi tam hatırlamıyorum ama hocam kendisi herhalde Muammer Hoca kendisi söyler. Muammer'de yaklaşık bizim 2003'ten bu yana bir arkadaşlığımız var. 17-18 senedir kendisiyle bağlantı halinde o. Akademideki en güvendiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. En de sık görüştüğümüz bir arkadaşımız, meslektaşımız. Evet, şimdi bugünkü yapımız geçen önceki hafta astrolojide olduğu gibi yine Muammer Hoca biraz konuşacak, ders verecek bize. Ders niteliğinde sonra yine hem ben sorular soracağım hem de sizden gelen soruları kendisine yönetmeye çalışacağız arkadaşlar. Süre sınırımız var, evet 1 saat, 1,5 saat ama sonuçta olabildiği kadar devam edeceğiz. Yani eğer zaman imkan veriyorsa gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Bizim şu anda zaten İzmir'de biliyorsunuz dersler ertelenmiş durumda. Diğer şehirler normal hayatına devam ediyor. Evet Muammer Hocam, buyurun. İsterseniz pandemiden başlayalım. İstiyorsanız hepsini birlikte başlayalım. Siz nasıl arzu ediyorsanız. Tamam. Çok teşekkürler Metin. Metin Hoca, Nazım Hoca, diğer tüm arkadaşlar. Bu arada bizim Tazelenme Üniversitesi, demin Metin Hoca'nın bahsettiği Tazelenmeydi, doğru, evet. önce. Evet. Şu anda Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimiz de var aramızda. Hemen gördüğüm mesela Zerrin Hanım var. Naila Hanım var. Evet. Diğer ustalar, diğer sayfalarda diğer arkadaşlarımız da var. Ayrıca şu anda aslında benim bir dersim var. Konuşmuştuk Metin Hoca ile geçen hafta. Üniversitenin bu uzaktan öğretim ders yönetim sistemi üzerinden. Fakat o dersi başlatamadık çünkü açamadım sistemi. Ve öğrencileri de buraya yönlendirdim. Yani bizim üniversitedeki öğrencilerden de var burada. Yani bir... Muammer, bu da bir ders sonuçta. Düşünün, online ders diyoruz. Sosyoloji Evet, konuşacağız. evet. Dolayısıyla Tabii onun ki. için de faydalı olacaktır. Evet. Şimdi öncelikle ben de tabii ki yakın zamanda yaşadığımız İzmir'deki deprem olayından dolayı depremde yitirdiğimiz canlarımız için Tanrı'dan rahmet diliyorum ve geride kalanlara sağlık, yani sağ kalanlara sağlıklar diliyorum ve kaybedenlerin ailesine de sabırlar diliyorum. Evet, hakikaten trajik bir olay diyelim. Ama bizim ülkemiz için trajik değil, adeta sıradan bir olay. Şimdi aslında bugün konuşacak olduğumuz pandemi olayıyla da çok da uzak bir noktada yer almıyor. Hemen konuya girecek olursak pandemi koşulları, pandeminin sosyolojisi. Aslında bir adım, bir üst başlığı bunun aslında afet sosyolojisi.
ya da risk, en üst başlıkta risk toplum, risk kavramı üzerinden. Muammer Hoca, bu konuda bir şey sorabilir miyim peki? Dün aklıma geldi. Tabii. Bu konuda sosyologların yapmış olduğu çalışmalar var mı? Makaleler vardır mı? Kitap vesaire şeklinde afet üzerine, doğal afetler üzerine özellikle yapılan çalışmalar var mı Türkiye'de? Var, var. Çok sayıda var. Afet sosyolojisi de bir alan var artık. Yani sosyolojimiz alt dalı olan afet sosyolojisi. Özellikle depremler üzerinden yapılmış çok sayıda çalışma var. Kitap, makale, hatta spesifik olarak bu konuda toplanmış işte sempozyumlar, toplantılar vesaire yapıldı. Hatta hatırlıyorum mesela bu 99'daki Kocaeli depreminin 10. yılında, depremin 10. yılı diye Kocaeli'nde bir uluslararası sempozyum yapıldı. Ben de katılmıştım hatta o sempozyuma. İşte Kızılay falan destekledi bunu. Başka üniversiteler başka benzer toplantılar, sempozyumlar da yaptı. Bunlar bildiriler, kitaplar olarak falan yayınlandı. Dolayısıyla bu özellikle deprem üzerinden, çünkü malum bizim hani Türkiye'deki en yıkıcı doğal afet deprem. Zaman zaman sel baskınları falan da oluyor. Ama deprem, işte İzmit, Kocaeli depremi var işte malum en yakınlarda. İşte her yıl neredeyse ortalama olarak diyebiliriz ki bir çok ölümlü deprem yaşıyoruz. İşte en sonunda bu İzmir depremi. Şimdi dediğim gibi aslında bu tüm bunlar, yani pandemi de dahil olmak üzere depremler, diğer işte doğal afetler falan, afet sosyolojisi altında, yani sosyolojimiz alt dal olarak afet sosyolojisi altında inceleniyor. Bunun toplumsal etkileri, işte nedenleri, sonuçları vesaire. Dediğim gibi bu konuda çok oldukça zengin bir külliyat var. Hatta Kocaeli depreminden sonra hemen bir iki ay sonra Düzce depremi olmuştu. Hatırlayacaksınız. Gene bu içinde bulunduğumuz ay, Kasım ayıydı sanıyorum. Düzce depremi üzerine benim de küçük bir araştırmam olmuştu o zaman. Düzce deprem etkileri üzerine. Bunu da hatta bildiri olarak sunduk. Makale olarak bilmiyorum yayınladık mı. Yani bu konuda Metin Hoca oldukça zengin bir külliyat var. Onu söyleyeyim öncelikle. Evet, peki, ama pandemi konusunda çok fazla herhalde şu anda başlamışlarsa da sonuçlarını çok göremedik galiba sosyolojik açıdan. Pandemi konusunda var çalışmalar. Bu yerlerde göreceğiz galiba. Evet, makaleler var tek tük, araştırmalar var. Benim de birkaç araştırmam var. Yani data toplama aşamasını bitirdik. İşte yakın zamanda umarım bunu yayın aşamasına da girebilir. Kitap falan da düşünüyorum açıkçası bunu. Yani makale ve kitap olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Özellikle bu bizim şey bağlamında, pandemi ve tazelenmeye, 60 yaşlılar üzerindeki pandeminin etkisi bağlamında. Bugün de bunlara değineceğiz zaten. Buyurun. Şimdi önce bir genel bir çerçeve çizecek olursak, dedik ki risk aslında en üst kavram risk. Risk kavramını birçoklarınız mutlaka duydunuz. Bu konudaki en başyapıt Ulrich Beck, Alman felsefeci ve sosyolog Ulrich Beck'in yazdığı Risk Toplumu'dur. Bu Almanca yazıldı, İngilizce'ye çevrildi. Sonra Türkçe'ye de çevrildi. Türkçe'de var. Merak edenler lütfen bu kitabı inceleyebilirler. Risk, yani şöyle kısaca bu nedir, bu risk toplumu ve bunun afetle ilgisi nedir? Şöyle bahsedelim. 20. yüzyıl sosyal düşünürleri, birçok sosyolog 20. yüzyılın birçok bakımından en iyi tanımlayan kavramlardan birisi nasıl risk kavramı olduğunu belirtiyorlar. Risk, belirsizlik, öngörülemezlik kavramları olduğu belirtiliyor. Çünkü deniyor ki modern toplum, modernleşme, aydınlanma bize öngörülebilirlik çerçevesinde bir toplumsal yapı sunmuştu aslında. Ya da amacı buydu. Yani modern toplumun, sanayileşme, kapitalizm vesaire, bunların amacı öngörülebilir, refah içerisinde bir toplum öngörmüştü. Fakat özellikle 20. yüzyılın başında, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu öngörüler bir ölçüde gerçekleşmekle birlikte önemli ölçüde gerçekleşmedi. Artık bugün öngörülebilir bir toplum değil, öngörülemez bir toplum içerisinde yaşıyoruz. İşte bu öngörülemezliği de genel anlamda risk kavramıyla ifade ediyoruz. Nedir bu risk? İşte bu en önemli risklerden birisi, işte biliyorsunuz, küresel ısınma riski. İşte doğal afetler, işte nükleer risk, nükleer silahlanma. İşte nerede bir nükleer silah, nükleer santralde patlama olacak da kaç bin kişi bundan etkilenecek, bunun öngörmek mümkün değil.
İşte ne zaman bir şey ol deprem olacak, kaç bin kişi bundan etkilenecek, bu mümkün değil. Hatta bu konuda biliyorsunuz en son nükleer patlama da Japonya'da gerçekleşti, Fukushima'da. Ve Japonya bu konuda en ileri teknolojiye, en öngörülebilir yapıya sahip olmasına rağmen Fukushima kazasında diyelim, nükleer kazasında yaklaşık 300 milyar dolarlık bunun maddi kaybı meydana geldi. İşte çok derin etkiler yarattı falan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Artık çok genel anlamda bir risk ortamı içerisindeyiz. Öngörülemezlik ortamı içerisindeyiz. Bunun en somut görünümleri de dediğimiz gibi bu doğal afetler. Tabii doğal afetler derken işte hep bu doğal, bu deprem konusu özellikle söylediğimiz, işte afet deprem yıkmaz, işte yapı yıkar filan. Evet, deprem bir doğal afet ama deprem sonucu oluşan binaların yıkılması ve bunların yıkıntının altında insanların kalması doğal afet değil. İnsan kendi kendine işte çürük bina yapıyor, çürük binanın altında kalıyor biliyorsunuz. İşte bu İzmir'le ilgili hemen birkaç şey söyleyeyim. İzlediniz belki, yıkılan binalardan birisinin yöneticisi televizyona çıktı dün. Dedi ki daha biz binaya girdiğimizde binanın çürük olduğunu biliyorduk dedi. Bilmiyorum, izlediniz herhalde. Ben izlemedim. 90'lı yılların başlarında bu bina yapılmış. Bina teslim alınmış, kooperatif yapmış bu binayı. Müteahhit eksik olarak yapmış. Eksik teslim edilmiş bina. Ve kolonları, kirişleri vesairesi de uygun değilmiş. Yani insanlar binaya girdiğinde, yani şu anda yıkılan binaların bir kısmına içine girerken zaten bu binaların yıkılacağını biliyorlardı açıkçası. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla risk derken ne demek istediğimi herhalde daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şimdi pandemiye daha somut olarak gelecek olursak, yeniden risk bağlamında pandemi. Önce pandemi koşulları nasıl bir toplumsal ortam yarattı? Buna değinelim. Öncelikle pandemi koşullarının yarattığı toplumsal ortam kapanmışlık kavramıyla ifade edebilecek olduğumuz bir kavram. Kapanmışlık. Ne demek kapanmışlık? Biliyorsunuz insanlar evlere kapandılar. İşte dışarı çıkmak yasak oldu vesaire. Ve bu ortam içerisinde ben hatta bu konuda yaklaşık 2 ay kadar önce gene böyle bir konferans, Zoom üzerinden konferans vermiştik. Orada ben bunu insanların fare kapanlığı kapanmışlığına benzer bir kapanmışlık olduğunu söylemiştim. Şimdi ne demek fare kapanlığı kapanmışlık? Şimdi son zamanlarda bu kapanmışlık meselesi biraz gevşedi biliyorsunuz. Hani ilk başta daha sıkı tutuyorduk bunu. İşte sıkı tedbirler geldi. İşte 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasakları geldi falan. Ve o sırada bizim tazelenmecilerden birisi, yani biz tabii sık sık telefonla konuşuyorduk, aradı beni. Dedi ki hocam nefes alamıyorum ve yürümeyi unuttum dedi bazıları. İçinizde bazılarınız var bunu. Bakın bu abartı değildir. Yürümeyi unuttum dedi. İşte bunu ben, yani kapanmışlık duygusunu bu şekilde adeta fare kapanında kapanmışlık olarak yorumluyorum. Hatta gene içinizde biliyorsunuz, birçoklarınız biliyordur sosyal bilimlere aşina olanlar. Bunu bir bakıma Max Weber'in çelik kafes diye bir kavramı vardır. Irony, çelik kafes. İşte modern toplum insanları adeta bir çelik kafese kapatır. Yani aslında bu kapanmışlık duygusu, yani pandeminin ortaya koyduğu duygu birçok sosyal bilimci tarafından çok uzun zamandan beri farklı biçimlerde tartışılmıştır. Biraz sonra daha somut olarak da gireceğiz bunlara. Ya öncelikle nedir durum? Kapanmışlık duygusu. Ve sanal mecralar üzerinden ancak toplumsal iletişimin kurulması, sosyalleşmenin sağlanması ve bununla birlikte bu sanal mecralar, sosyal medya, işte Facebook'lar, Zoom'lar vesaire, işte şu anda yaptığımız gibi, bu öyle bir toplumsal ortam yarattı ki işte gene literatürde yer alan gözetim toplumu denilen bir kavram var, yani gözetim toplumu. Şu anda arkadaşlar, en son bazılarınız belki inceledi, Metin Hoca sen de bakmış olabilirsin. Dünyada sosyal medya ağlarına giriş yapan, işte internet, akıllı telefon vesaire giriş yapanların sayısı 3.6 milyar, 4 milyara yakın. Yani her iki kişiden birisi bir şekilde sosyal mecra ortamlarına yer alıyor. İşte burada kendini gösteriyor, işte şu anda bizim yaptığımız gibi. Peki bu nasıl bir şey yaratıyor sonuçta?
İşte bu biliyorsunuz Facebook neredeyse girmeyen yok. Şimdi Facebook'un işte bir sürü şeyleri var biliyorsunuz. İşte akıllı uygulamaları var. İşte bu Facebook'a her girdiğinizde sizin her tıkladığınız yeri işte kaydediyor ve ondan iki saniye sonra sizin şeyiniz doğrusunda, ilgi alanlarınız doğrusunda size reklamlar çıkmaya başlıyor. İşte şimdi gözetim toplumu dediğimiz şey bu. Şimdi bu gözetim toplumu kavramını aslında biraz arka planına gidelim. Şimdi bu konuda da Panoptikon diye gene bir kavram var. Panoptikon. Gene bazılarınız duymuş olabilirler. Panoptikon 8 köşeli cezaevi demek. Bunu Jeremy Bentham 1791 yılında ilk kez ortaya attı. Bu bir cezaevi sistemi. Birçoklarınız duymuş olabilir. Şöyle sekizgen bir yapıda cezaevi, ortasında bir gözetleme kulesi var. Ve cezaevinin hücreleri cam mekan gözetleme kulesinden tüm hücreler gözetlenebiliyor. Yani cezaevinde yer alan herkes gözetleme kulesinde yer alan gardiyan tarafından gözlemlenebiliyor. Ama gardiyan gözetleme kulesindeki yer alan kişiyi göremiyor. Şimdi bunu dediğim gibi Jeremy Bentham 1791'de ortaya attı bu şeyi, panoptikon kavramını. Ve Foucault gene bazıları duymuş olabilir. 1970'lerde Hapishanenin Doğuşu adlı kitabında bu kavramı kullandı panoptikon. Şimdi günümüzdeki ortamı bir bakıma ben bu şeye benzetiyorum. Bu panoptikon. Yani şu anda bir gözetleme kulesi var ve bu gözetleme kulesinden 4 milyar insan tek tek gözetleniyor arkadaşlar. Onlar bizi görüyor, biz onları göremiyoruz. Şu anda işte Zoom üzerinden şey yapıyoruz, biliyorsunuz görüşüyoruz. İşte Zoom programının işte icat edicileri bütün bu şeyleri kaydediyorlar bir taraflara. Çünkü baştan zaten girerken buna izin veriyorsunuz. Ondan sonra buradaki bütün konuşmaları kaydediyorlar. İşte buradan bir sürü yarı basık bir sürü bir şeyler çıkabilir. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Pandeminin oluşturduğu toplumsal sistem kapanmışlık duygusu kapanmışlık kavramı ifade edebilecek olduğumuz bir duygu yarattı. Bunu biz fare kapanını Iron Cage'e benzetebiliriz daha somut olarak. Ve bu öyle bir işte cezaevi ki işte 4 milyar insanın tek bir merkezden gözetlendiği bir durumu ifade ediyor. Yani nedir, nasıl bir toplumsal ortam diye soracak olduğumuzda durum açıkçası böyle bir ortamdan bahsedebiliriz. Şimdi biraz bunun eğitime falan yansımalarına değinelim. Şimdi artık bir bakıma bu özellikle bu pandemi ortamında yani bu tabii aslında internetin başlamasıyla birlikte 90'lar hatta 80'lerde biliyorsun ilk sivil internetin kullanılması 83 yılında Amerika'da başladı. 93 yılında Türkiye'ye girdi internet. İşte yaklaşık dünyada 40 yıldan beri, Türkiye'de de 30 yıldan beri yaklaşık olarak bu mecralardayız biz. Son 20 yılda da bu sosyal mecralar girdi işte. Facebook'lar işte bilmem neler filan. Şimdi dolayısıyla artık gerçek yaşantının yerini bir bakıma sanal yaşantı aldı. Yani gerçeklikle sanallık bir bakıma yer değiştirdi. Bu doğrudan eğitime yansıması işte biliyorsunuz bir yıldan beri işte Mart ayında bir yıl olacak. Artık yüz yüze eğitim tedavülden kalktı. Bunun yerine işte bu sanal eğitim geçti. Ve ben size şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, dinleyiciler. Bu kalıcı olacak. Yani şimdi işte diyelim ki ikinci dönem başladı bu şey. Yani muhtemelen ikinci dönem başlayacak. Üniversitede yüz yüze eğitim. İkinci dönem başlasa bile bu sanal eğitime bir şekilde devam edilecek. Artık bu yaşantımızda vazgeçilmez olarak kalıcı olacak arkadaşlar. Ve buna göre herkes hesabını kitabını yapsın bence. Çünkü çok daha ucuz, çok daha işte avantajları dezavantajları var filan, onlar ayrıca tartışılabilir. Ama benim vurgulamak istediğim şey gerçek yaşamın yerini sanal yaşam geçti. Aslında bu yeni değil. Yani bu sosyal medya mecraları başladığından beri bu vardı. Ancak bu şeyle pandemi koşullarıyla birlikte artık kalıcı oldu. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz pandemi koşullarının da aslında bu sosyal mecralar üzerinden oluşacak sosyal yaşamı aslında kalıcı hale getirmek için ortaya atılmış bir şey olduğu söyleniyor.
Bunun bir komplo, tüm bu olayın aslında bir komplo olduğu söyleniyor. Şimdi komplo teorileri tabii sosyoloji, bilim adamları, sosyologlar komplo teoriler üzerinden fikir yürütmezler. Çünkü adı üstünde komplo. Biz olgular üzerinden gideriz. Ancak olgularla komploların da zaman zaman örtüştüğünü görüyoruz. Yani bu komplonun tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyemeyiz. Yani böyle bir yaşama doğru hızla gidiyoruz. Bu yeni bir toplum, yeni bir yaşam biçimi demek. Bunun en somut göstergesi de dediğimiz gibi eğitim alanında göründü. Ve dünya ekonomisi de bu yöne doğru evriliyor. Bu sanal dünya üzerine evriliyor. Gene birçoklarınız bu işte iktisadı falan takip edenler bileceklerdi. Dünyadaki şu anda ilk 10 en büyük ekonomi değere sahip olan şirketin ilk en büyük şirketin 10'u sosyal medya şirketleri. Ve her biri 1 trilyon doları aşmış piyasa değerlerine sahip. Yani aslında ya yani bütün sistem ekonomi üzerinden döndüğüne göre artık ekonomik yaşam sanal bir dünyada dönüyor arkadaşlar. Bu bence son derece önemli. Yani diğer her şey bir bakıma teferruat. Evet. İşte Google, dijital Facebook, ekonomi diye bir kavram çıkacak o zaman Muammer Hocam. Efendim? Dijital ekonomi diye bir kavram herhalde yaygınlaşacak. Kesinlikle. Yani yaygınlaşacak değil. Dijital ekonomi zaten bir 10 yıldan beri oldukça şeydi. Yaygındı ancak pandeminin ekonomi faaliyeti büyük ölçüde dijital ve sanal dünya üzerinden döndüğünü gösteriyor. Şimdi bu sanal meselesini biraz aslında girelim. Şimdi ne var? İşte Facebook var değil mi? İşte bütün sanal mecralar var. Arkadaşlar sanal mecraların hiçbirinin somut gerçek bir karşılığı yok. Facebook'un piyasa değeri işte bu ya en son bakmadım ama en son ya bir önce baktığımda birkaç ay önce baktım 1 trilyon doların üzerindeydi. Şimdi 1 trilyon dolar üzerinde piyasa değeri olan bir şirket var ve bu şirketin somut karşılığı nedir? Bu kalem midir? Bir tane kalem midir? Değil. Üretim yok diyorsunuz. Mouse mudur? Değil. Nedir? Sanal dünyada dolaşan uçuşan mesajlar. Anlatabiliyor muyum? İşte sanal dünyada uçuşan mesajların karşılığı, piyasa değeri kaç? 1 trilyon dolar. İşte bu Türkiye'nin gayri safi milli hasılası biliyorsunuz en son 800 milyar dolara karşı düştü sanıyorum. Sadece Facebook Türkiye 83 milyon kişinin ürettiğinden daha büyük bir piyasa değerine sahip. Neyse üzerinde durmayalım, sadece başlıklar halinde değineceğim. Şimdi devam edelim. İşte yüz yüze ilişkileri yerini sanal ilişkileri aldığını söyledik. Ve bunlardan birisi de arkadaşlar Tazeleme Üniversitesi projesi bizim. Üniversitelerde nasıl eğitim, sanal eğitime döndüyse biz Tazeleme Üniversitesi daha önce yüz yüze yaptığımız eğitimleri sanal olarak yapmaya başladık. Yani birçok mecra artık sanal aleme döndü. Bağlantı koptu. Çağdaş, Muammer'e düştü mü? Hocam evet, bende de gözükmüyor. Diğer arkadaşlar da, hocalarım da göremiyordur muhtemelen. Ben görüyorum ama dondu. Dondu evet. Bende hiç görüntü yok, ses de yok. Ses yok, evet. Ses yok, görüntü var ama ses yok galiba. Evet, düştü, tekrar gelecek büyük ihtimalle. Şimdi tekrar gelir, daha ileriz. Evet, kendisine de bu arada birkaç soru ben de yaptığı konuşmalardan özetleyecek olursak, biraz sonra da soru olarak sorabilirim. Biz derslerimizde yıllar öncesine kadar, yani geçmiş yıla kadar dünya toplumunun tek hale getirilemeyeceği, homojen olamayacağını, yani homojen bir kültürde yaşayamayacağımızı söylerdik. Turizmin her ne kadar hareketliliğin, yani ülkeler arası hareketliliğin her ne kadar artsa da bunu başarmanın zor olacağını söylerdik. Ama işte Muammer Hoca da orada bahsetti. Evlerde kapandık biliyorsunuz veya işte dijital ortamdan bahsetti. Bu gidişle herhalde dünyada tek bir kültürel ne diyelim yaşam ya da kültürel alışkanlık göreceğiz gibi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Örneğin dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkmayın dendiğinde anında kimse dışarı çıkmadı. Hiç kimse de itiraz etmedi. Bu homojen bir alışkanlık ve davranış olarak değil mi karşımıza çıkabiliyor. Demek ki
olabiliyormuş. Yani yıllar öncesine baktığımızda bunları başarmak, yani ülke başında bazında ya da bir şehir bazında başarmak çok zor iken, bugün dünya bazında insanlar belli bir alışkanlık eğitebiliyoruz gördüğüm kadarıyla veya yönlendirebiliyoruz. Muammer Hoca, geldin mi? Evet, evet. Buradayım. Hı hı. Evet, ben de yaptığım konuşmaları özetliyorum. Özellikle bu homojen kültür mümkün mü değil mi yapmış olduğum konuşmalardan, yani ileride tek tip bir dünya mümkün olabilir mi sosyolojik açıdan? Onu özetlemeye çalışıyordum. Bunu da soru olarak tabii ki sana soracaktım biraz sonra. Sosyolojik açıdan onu özetlemeye çalışıyordum. Bunu da soru olarak tabii ki sana soracaktım biraz sonra. Anlamadım. Şimdi bu bizde mi sorun var? Hoca gitti galiba gene. Gene evet düştü. Hocamın internetinde sanırım bir dalgalanma yaşıyor olabilir hocam. Evet. Tekrar geldi mi? Şu anda yok hocam. Evet. Sanırım ayrıldı yayından, bir daha gelmeye deniyor olabilir. Evet. Tamam. Şimdi şu anda duyuyorsunuz Çağdaş, değil mi? İnternet bağlantını tekrar bir kontrol eder misin? Madem dijital dünyada yaşayacağız, en birinci önceliğimiz herhalde dijital altyapı. Hayır, hayır. Şu anda bağlandım galiba. Bağlandım, ben duyuyorum. Geliyor, evet. Evet. Tamam. Zeminin önemli diyorlar ya deprem için. Bizde de teknolojik altyapı önemli. Evet. Evet. Şimdi yani tabii tekrar kesilmelere karşı hızlı bir şekilde toparlamaya çalışayım. Şimdi şu ana kadar arkadaşlar içinde bulunduğumuz toplumsal ortamı anlamaya çalıştık. Şimdi bu bize neler öğretti ve bundan sonra toplum nereye doğru evrilecek? İşte bu Metin Hoca'nın bahsettiği tek düze bir topluma doğru mu evrilecek? Yoksa çoklu toplum modelleri mümkün olacak mı? Onlara da değinelim. Şimdi dedik ki bize öğrettiği, bu pandemi koşullarını öğrettiği birinci ders, anahtar kavram dayanışma. Şimdi dayanışma kavramı çok fazla duymaya başladık sanıyorum. Şimdi bunun dayanışma, ama nasıl bir dayanışma? Sanal toplum dayanışması aslında. Ben bunu bu şekilde kavramsallaştırmayı açıkça uygun buldum. Hatta bu konuda bir TÜBİTAK projesi falan da verdik. Desteklenmedi gerçi ama onun araştırması falan da yaptık, yakında şey yapacağız. Bunun en somut örneği de bu bizim Tazelenme Üniversitesi öğrenciler üzerinde yaptığımız sanal toplum dayanışması. Şimdi bu 60 yaş üstüydü bu sanal şeyler, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve birçokları yalnız yaşıyorlardı. Yani bazıları diyelim. Yani diyebilirim ki 1/4, 1/5 kadarı yalnız yaşıyor. Nasıl yalnız yaşıyor? İşte eşini kaybetmiş, karısını ya da kocasını kaybetmiş, evde yalnız yaşıyor, işte arayan soran çok fazla yok ve bu şartlar altında bir de üstüne düşünün sokağa çıkma yasağı geldi. Peki bu ortamda onları kim arayıp sordu? İşte bu biz Tazeleme Üniversitesi arkadaşları arayıp sordu. Ben yani telefonla ulaşmaya çalıştım ve biz Zoom üzerinden, onlar haftada bir gün, iki gün canlı ders ya da işte kayıt üzerinden ders yaptık. Şimdi ve onların tekrar hayata bağlandılar. Yani bu Zoom pandemi koşullarında hayattan kopma riskiyle karşı karşıya kalmış olanlar tekrar hayata bağlandılar. Dolayısıyla dayanışma, özellikle sanal toplum dayanışması son derece önemli hale geldi. Şimdi bunu gene belki sorularla da buna girebiliriz ama tabii şeye karşı, zamana karşı da hızla toparlamaya çalışıyorum. Diğer bir şey sosyal devlet arkadaşlar. Son derece önemli hale geldi sosyal devlet pandemi koşullarında. Şimdi bunları tabii biliyorsunuz. Mesela Türkiye bence her şeye rağmen pandemiyle görece iyi mücadele etti. Mücadele, yani şöyle sağlık açısından diyelim. Yani diğer pandeminin yönetilmesi falan ayrı konu tabii. Sağlık, hastalık açısından iyi mücadele etti. Bunun temel şeyi de Türkiye'deki sosyal devletin, sağlık sisteminin, yani işte Cumhuriyet dönemi kuruluşundan beri var olan sistemin hala görece iyi durumda olmasıydı. Ve dünyada da sağlık sistemi daha sosyal olan devletler daha iyi mücadele ettiler. Mesela Almanya kısmen daha iyi mücadele etti bunda. Buna karşın İspanya, İtalya, Amerika çuvalladı deyim yerindeyse. Hatta siz izlediniz bunları. Mesela Amerika'da
İşte başkanın işte bugün yeniden seçim var biliyorsunuz. Yeniden seçilecek ya da seçilemeyecek göreceğiz. Onun incilerini tabii izlediniz televizyonda. Ancak şunu gördünüz, benim açımdan şu önemli. Bırakın bu pandemiden işte enfekte olanları sağlık hizmeti götürmeyi, ölüleri sokaktan toplayamadılar arkadaşlar. Amerika'da, İtalya'da, İspanya'da. Niçin? Çünkü buralarda sağlık sistemi büyük ölçüde liberalleşmişti ve sosyal hizmet temelli bir sağlık sistemi yoktu. Dolayısıyla sağlık hizmeti götüremedikleri gibi arkadaşlar ölen kişileri evlerinden toplayamadılar. İnsanlar sokaklarda, insanların ölüleri sokaklarda kaldı. Dolayısıyla şimdi tüm bu ülkeler, en liberalizm bayraktarlığını yapan ülkelerde sağlık sisteminde özellikle ve sosyal yardım, sosyal güvenlik hizmetlerinde yeniden bu sosyal devlet ilkesini yeniden keşfettiler. Yani bu 1950'lerde falan şey olan, devletin ekonomide daha ağırlıklı hale gelmesi gerektiğini söyleyen. Mesela bu anlamda Çin görece daha başarılıydı. İşte oradaki işte tırnak içinde sosyalist ekonomi daha belki evet baskıcı falan ama bu sağlık hizmetlerin daha götürebildi insanlara. Dolayısıyla birincisi dayanışmaysa ikincisi bu sosyal devletin yeniden şeye gelmesi. Ve insanların aslında bu dayanışmanın ve sosyal etkileşimin ne kadar önemli olduğunu farkına varmaları oldu toplumsal açıdan, sosyolojik açıdan. Ve sonuçta bu bütün bu gelişmelerle birlikte ya bundan sonra dünya nereye doğru evrilecek sorusunu işte biraz önce Metin Hoca değindi. Ya bana soracak olursanız dünyanın bundan sonraki neye yönelik evrileceğine ilişkin ben iki temel şey öngörüyorum açıkçası. Yani ben öngörüyorum derken yani ben kendi kişisel icat ettiğim bir şey işte birazcık literatür takip edenler bunu görecektir. Bir bu işte sanal dünyalar, sanal mecralar, teknolojiler, altyapılar vesaire. Yani teknoloji ve sanal medya eksenli bir dünya. İşte biraz önce söyledim. Artık ekonomi büyük ölçüde bu sanal mecralar üzerinden dönecek. Eğitim bu mecralar üzerinden dönecek. İşte sağlık işte biliyorsunuz şimdi şeyler bazı yeni uygulamalar çıktı. Kolunuzda bir saat takıyorsunuz. Sizin işte şeyi buradan ölçüyor. Kalp ritminizi ölçüyor. İnternette bunu işte bir yere gönderiyorsunuz. Oradan size muhtemel sağlık koşullarınızı bildiriyorlar. Yani doktora gitmenize gerek yok artık. Anlatabiliyor muyum? Ve bu saatler öyle çok pahalı saatlerde değil. İşte $50 ile $100 arasında değişiyor falan. Yani bir doktora gittiğinizde $300-400 veriyorsunuz. Ama kolunuzda $100 bir saat taktığınızda daha reliable yani daha güvenilir sağlık hizmetleri alabilme imkanına kavuşuyorsunuz. Evet bir yandan böyle bir dünya var. Diğer yandan şimdi aslında içinde bulduğumuz koşullara değinirken buna değinmem gerekiyordu belki. Bu vesileye değinmiş olalım. Aslında bu şeyle birlikte, bu pandemi koşullarıyla birlikte biliyorsunuz hayat büyük ölçüde durdu. Ekonomi durdu, işte sokağa çıkma yasakları vesaire. Sanayi üretimi durdu ve bunun sonucunda doğa yeniden canlandı. Büyük şehirlerde vahşi hayvanları görmeye başladık. Bunları şeylerde falan izlediniz. Mesela Marmaris'te ben söyleyeyim, turistik bir merkez biliyorsunuz. Marmaris'te gündüz gözü şehir merkezinde abartmıyorum ben yani videodan gördüm siz de gördünüz. Domuz sürüsü dolaştı şehir merkezinde bakın. Şimdi bu peki bu ne demek? Şimdi arkadaşlar insanların boşalttığı alanı ya daha doğrusu zaten insanlar bu doğada diğer canlıların yaşamanların alanlarını işgal etmişlerdi. İnsanlar piyasadan çıkınca doğanın doğal unsurları yeniden piyasaya çıktılar. Piyasadan çekilince onlar piyasaya çıktı. Yani aslında bu bozulan doğal denge yeniden kurulmaya başlandı. İşte siz de izlediniz mesela İstanbul'dan yüksek bir yerden Uludağ göründü mesela. Daha önce böyle bir şey hayal etmek bile mümkün değildi. Niçin işte hava kirli ortadan kalktı filan. Yani dolayısıyla bu sanayileşme işte arabaların ortadan kalkması, uçaklar mesela biliyorsunuz. Havayolu ulaşımı durdu. Onlar aslında gökyüzünü önemli ölçüde kirletiyorlar. Çok yoğun biliyorsunuz egzoz dumanı çıkarıyorlar.
Dolayısıyla bunların tüm ortadan kalkmasıyla doğal sistem kendi dengesine döndü. Aslında bir bakıma bununla bağlantılı olarak insanlar doğayı yeniden keşfetmeye başladılar. Yani yeni keşfetmeye başlamadılar tabii ki. Bu süreç de 20. yüzyılın başında başlamıştı. 1950'lerde hızlanmıştı. 50'lerden sonra her 10 yılda 60, 70, 80, 90'larda bu süreç hızlanmıştı. Ancak bu pandemi koşullarıyla birlikte artık insanların çok büyük bir kısmı doğayı yeniden keşfetti. Büyük şehirleri terk ettiler. Doğaya geri dönüş akımı dediğimiz bir akım ortaya çıktı. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Hani dedik ya iki temel yaşam alanını ben öngörüyorum. Birincisi işte büyük şehirlerde teknoloji vesaire, internet, sosyal medya ağırlıklı bir yaşam alanı. Yani mevcut yaşam alanı sürdürülmesi yönündeki bir eğilim. Diğeri de insanların bütün bu yaşam alanlarından koparak, kaçarak doğaya geri dönmesi. Doğaya uygun bir yaşam. Şimdi bu iki yaşam biçim birbirinin alternatif yaşam biçimleri ve bu iki yaşam biçim birbirine paralel olarak gelişecek diye ben açıkçası tahmin ediyorum, öngörüyorum. Ve bu hızlı bir şekilde bu doğaya geri dönüş başladı biliyorsunuz. Şimdi tüm bu söylediklerimle bağlantılı olarak arkadaşlar gene bazılarını izlemiş olabilirler. Time dergisinin Kasım 2020 sayısı dün çıktı piyasaya. 1 Kasım itibariyle haberler çıktı. Dün de piyasaya çıktı. Bilmiyorum izlediniz mi? Time dergisinin kapağı neydi? The Great Reset. Yani büyük yeniden kurulum falan diyebiliriz. Resetleme, hani bilgisayarlarda falan resetleme var ya. İşte bir bakıma kapitalizmde resetleniyor. Yani resetlenme eğilimi içerisinde diye bir başlık attı Time dergisi dünkü kapağında. Peki burada neden bahsediyor? İşte biliyorsunuz kapitalizm sürekli krizler halindedir. Zaten ortaya çıkışında budur. Ama pandemiyle birlikte çok ciddi bir kriz içerisine girmiştir kapitalizm ve yeniden resetlenmesi gerekiyordur. Niçin çok büyük bir kriz içerisine girmiştir? Kısacası işte bu kar hırsı, işte tırnak içinde hırsızlık vesaire, işte paradan para kazanma kapitalizmin krizini içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu krizden içinden çıkılabilmesinin bir yolu daha sosyal sorumluluk alan kısa vadeli karlar yerine uzun vadeli, daha uzun vadeli, daha kalıcı ve daha çok toplumsal sorumluluğu olan karları hedefleyen bir kapitalizm kurulması gerektiği şeklinde bir resetlemeden söz ediliyor burada. Aslında bunu söyleyen kişi, bu Time dergisinde genişçe de bir makalesi yer alan Dünya Ekonomik Forum'un kurucusu olan Klaus Schwab. Klaus Schwab bu konuda bir kitap da yayınladı. 2000, yani Temmuz 2020'de ve burada açıklıyor bu şeyi, Great Reset'in ne olduğunu. Dolayısıyla arkadaşlar yavaş yavaş toparlayacak olursak artık bu şey, bu pandemi bize evet çok şey öğretti. İşte biraz önce dediğimiz gibi aslında ekonomi bir bakıma küresel bir hal aldı. Ancak her şeye rağmen bu çok aşırı şeyin zenginleşmen, hatta gene bir haber vardı. Pandemi koşullarında dolar milyarderleri zenginliklerini 1 trilyon dolar arttırdılar. Yani bir tarafta yoksullar, ölümler vesaire var. Ama bir taraftan dolar milyarderleri bir yılı, yani son pandemi süreci 1 trilyon dolar arttırdılar zenginliklerini. Dolayısıyla bu pandemi de bu şeylerin işine yaradı. Dolar milyarderlerin işine yaradı. Ancak tabii şunu sormak lazım. Dediğimiz gibi şeyin, bu biraz önce söylediğim teknoloji şirketler, yani sosyal medya şirketlerinin her birinin değeri 1 trilyon dolar civarında. Bu kurucularının net nakit olarak işte yüzlerce milyar dolar paraları var. İşte dünyayı yöneten, işte biliyorsunuz 12 tane büyük adamdan falan söz ediyor. İşte Rothschild'lar vesaire. Bunların her birinin gene kişisel servetleri işte yüzlerce milyar, trilyon dolarlara varmış durumda. Peki bu 1 trilyon doların ne yapacak bu Rothschild? Milyarlarca kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırken.
Şimdi gene başlangıçta şöyle bir şey söyledim dikkat ederseniz. Şu anda sosyal medya, internet vesaire bunlara giriş yapanların sayısı en son baktığım rakam 3.3 milyar 600 milyon kişiydi. Şu anda muhtemelen 4 milyarı geçti. Yani her 2 kişi 8 milyar olduğunu düşünürsek dünya nüfusunun her 2 kişiden birisi bu mecralarda yer alıyor ve kendisini gönüllü olarak bu biraz önce söylediğim panoptikon cezaevini gönüllü şeyleri haline getiriyorlar. Mahkumları haline getiriyorlar bir taraftan. Peki diğer 4 milyar kişi ne yapıyor? İşte diğer 4 milyar kişi de arkadaşlar açlık, susuzluk, ölüm tehdidiyle karşı karşıya. Maalesef içinde bulunduğumuz durum budur. Böyle bir gelecek bizi bekliyor. Bir 40 dakika kadar oldu herhalde Metin Hoca. Ben istersen toparlayayım. Tamam. Bundan sonra soru cevap şeklinde devam edelim. Tamam. Biraz daha ben spesifik sorular sormak istiyorum çünkü. Evet. Sen çok küresel açıdan aldın şeyleri zenginlere kadar götürdün vesaire. Biz o kadar zengin değiliz. Bizi nasıl etkileyecek? Biz onları biraz daha onları konuşacağız. Evet ama işte o zenginlerin verdiği kararlar bizi etkiliyor Metin. Onlar da belki sen girmiş olabilirsin aralarına. Yok girmedik daha canım. Ama iddialıyım yani. Evet. Bitti mi? Ha bitti tamam. Tamam okey ben devam edeceksin özetleyelim deyince. Şimdi şeyden başlayayım istersen. Arkadaşlar da bu arada soruları varsa sorabilirler. Sözü de alabiliriz kısa kısa bakarız. Birkaç soru var onlara söz vereceğiz. Şimdi benim de aklımda çok takılan bir şey var. Hani 95-96 yıllarından itibaren bu teknoloji gelişti vesaire dedik. Evet internet teknolojisi o zaman da geliştiği konusunda bir ipuçları vardı. Ciddi makaleler yazılıyordu özellikle bizim pazarlama alanında. İleride işte insanların iş yükünün çok azalacağı, dolayısıyla boş zamanlarının çok artacağı, bunların farklı şekiller doldurulacağı vesaire konuşuyor. İşte bunların başında turizm sektörü gelecek insanlar seyahat edecekler falan deniyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyorum bu pandemiden dolayı da bir şey var. Gene bir boş zamanın artacağı konusunda gene ikinci bir dalga geldi galiba benim gördüğüm. Bu 90'lı yılların söylemleriydi. Şimdi 2020 yıllarında gördüğümüz kadar insanlar seyahat dediğin ya işte eğitim uzaktan olacak. Dolayısıyla artık birçok kolaylığı olacak. Evet belki yol yapmak zorunda kalmayacağız. Belki konferansları buradan vereceğiz. O 3-5 günleri belki evde harcayacağız. Ama ne yapacağız? Yani şimdi sizde boş zaman sosyolojisi diye de bir kavram var. Evet. Bu ortaya çıkabilir. Birincisi ben kişisel görüşüm boş zaman ortaya çıkmayacak gibi görünüyor da her şey bireysel hale gelince başka şeyler bunu doldurabilir gibi. Birincisi böyle bu gerçekten boş zaman çıkacak mı? İnsanlar daha rahat mı edecekler, daha rahat mı yaşayacaklar? İkincisi de böyle bir şey çıkarsa ne tür boşluklarla, faaliyetlerle dolduracaklar? Yani yeni iş yüklerini mi artırmaya çalışacaklar? Yeni ne bileyim işte rekreatif faaliyetler mi ortaya çıkabilir? Bu genç kuşak için de olabilir, ileri yaş için de olabilir, aileler için de olabilir. Bu konuda düşünceni paylaşırsan seviniriz. Evet, şimdi boş zaman ortaya çıkacak mı? Yani tabii mevcut şartlarda tabii boş zaman, tatil, turizm eğilimleri devam edecek. Ama bunlar büyük ölçüde biçim değiştirecek, biçim ve içerik değiştirecek. Nasıl? Hani demin iki farklı muhtemel toplum yapısından söz etmiştim. Bir işte mevcut şartlarda devam eden toplum. İki giderek doğaya geri dönüş hareketi diye bahsedecek olduğumuz toplum. Ve bunların yani şu anda mesela oransal olarak ne kadardır bunun oranı dünya? Şimdi zaten dünya nüfusunun yarısı zaten bir önce söyledim açlık yoksulluk sınırı da yaşıyor. Ve işte bu doğal yaşam alt koşullarında yaşıyorlar aslında. Tabii onların kaynakları olmadığı için onlar zor şartlar altında yaşıyor. Diğer 4 milyardan bahsedecek olursak 4 milyarın belki çok az yani oransal olarak %1-2'si bu doğaya geri dönüş eğilimi içerisinde. Ancak bu giderek artacak. Onu söyleyelim. Doğaya geri dönüş eğilimi artacak. Doğayla iç içe bir yaşam eğilimleri ortaya çıkacak. Mesela bunun biraz ayrıntısına girelim. Şimdi bu Muğla'da işte Muğla'nın köylerin dağ köylerinde sıklıkla şunlar eskiden buraya gelen mesela emekli olup gelen yerleşenler vardı buralara sahil kasabalarına falan. Şimdi artık emekli olmayı beklemiyor. 40 yaşında falan işinin gücünü bırakıyor. Tasını tarağını topluyor. İstanbul'daki varını yoğunla satıyor. İşte bir köyden bir iki dönüm arazi alıyor ve burada tarım yapıyor.
Ve bunlar çok iyi kazananlar, yüksek gelir sahibi olan kişiler. Buna hatta yeni çiftçiler deniyor. Bu konuda da belki bir doktora tezi de yapabiliriz. Bununla ilgili bir şey de çıktı yakınlarda, bir kitap da çıktı. Yani bu eğilim giderek artıyor. Peki hele Muammer Hocam, şöyle soru sorayım. 1960'tan itibaren, belki sen daha iyi biliyorsun da, benim kişisel gördüğüm kadarıyla 60'tan itibaren 70-80'den sonra daha da artıyor. İşte özellikle İstanbul'a göç var, büyük şehirlere göç var. 80'den sonra üniversite eğitimi, özellikle yüksek öğretim Türkiye'de teşvik ediliyor. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Köyden çıktık, şehre geldik. Eğitim almaya çalıştık vesaire. Şimdi geldiğimiz noktada biz hata mı yaptık? Tekrar başa döneceksek o kadar yolu niye teptik kaba tabirle? Yani ben de öyle bir iddiam var. Hayatın 0-1'den oluştuğu konusunda, bilgisayar teknolojisinin olduğu gibi bir yukarı çıktı, bir aşağı indi. Yani bir o şekilde, bu şekilde yaşamın döndüğü konusunda bir kişisel düşüncem var. Şimdi tekrar doğaya döneceksek, tekrar kırsal yaşama döneceksek, o kadar insanlar yerinden alıp niye şehirlere getirdik? O kadar işkenceyi yaşattık. Buna sonra modern yaşam dediniz siz sosyologlar. Şimdi aldınız, diyorsunuz ki modern yaşam iyi bir şey değil. Hadi bakayım köylere geri dön mü denecek? Evet. Şimdi şöyle modern bir modernite tartışmaları var. Biliyorsun bir de postmodernizm tartışmaları var. Şimdi modernizm, postmodernizm tartışmaları bağlamında işte aslında biraz önce söyledim. Modern yaşam insanlara mutluluk, refah, zenginlik vesaire vaat ediyordu. Fakat yani bu evet mutluluk yani daha doğrusu zenginlik, refah vaadini bir ölçüde en azından bazılar için gerçekleştirdi. Ancak mutluluk vaadini gerçekleştirdi mi emin değilim. Yani bugün zengin olanlar da bana soracak olursanız mutlu değil. Yoksul olanlar da mutlu değil. Farklı nedenlerle mutlu değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla niçin işte bir önce söyledim risk. Bunun en büyük nedeni risk. Yani çünkü modernite öngörülebilir, rahat, refah içerisinde bir mutluluk vaat ederken bu vaadini gerçekleştiremedi. Dolayısıyla modernite düşüncesine biraz bakılıyor. Biraz eleştirel bakılıyor. Bunu da şey olarak da görmemek lazım. Hani işte modernite, kapitalizm vesaire bunları önerdin. İşte bunlar iyiydi, şimdi kötü oldu, geri döndük. Yani şimdi insan yaşantısı, yani toplumsal evrim işte yaklaşık 40 bin yıl önce başlıyor. Biyolojik evrim, yani insanın ilk varoluşu 20 milyon yıl öncesine dayanıyor. Dolayısıyla 40 bin yıl açısından baktığımızda ya da 20 milyon yıl açısından baktığımızda bu modern yaşam sadece son 300 yıllık bir hikaye. Anlatabiliyor muyum? Yani buna ilişkin mesela bütün modernite vesaire bunun bir yanılsama olduğunu söyleyenler de var. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü insan, yani bu modern yaşamın getirdiği yaşam biçimi aslında insanın doğal özüne uygun değil. İnsanın doğal özü doğayla iç içe bir yaşam. Doğaya uygun bir yaşam. Modernitenin getirdiği en büyük sonuç, risk, insanın doğal özünden koparmasıdır. Yani bu moderniteyle birlikte gerçekleşmedi tabii ki. O yani zaman köyden çıkıp şehre gelen insanların şehre uyum sağlayamamalarını çok eleştirmemek gerekiyor. Kesinlikle öyle tabii ki. Kesinlikle öyle. Hayır, peki uyum sağladığında daha iyi mi oluyor? Bir de ona bakmak lazım. Bilmiyorum, evet. Ona artık şimdi şöyle, yani bu bu tabii söylemler son derece eleştirel ve böyle sanki umutsuz gibi gelebilir. Ancak şimdi bu eleştirileri arkadaşlar bir tarafta şey yapmamız lazım. Aklımızın yerine tutmamız lazım. Ama bu eleştiriler haklı ya da haksız olsa da kesinlikle insanlar bir doğaya geri dönüş eğilimi içerisinde. Peki ben şimdi şeyi söyleyeyim. Biraz önce dedim ki 40'lı yaşlardaki insanlar ve bunlar eğitimli, beyaz yakalı, iyi para kazanan insanlar. Bir çoğunluğu. Bütün her şeyin tasını tarağını topluyor. Geliyor burada köy çiftçilik yapıyor. Çok zor şartlar altında. Böyle bir yaşamı tercih ediyor. Peki niçin bu insanlar yani şey olarak mesleksel olarak da aslında önünde parlak bir gelecek var. İşte daha yükselebilir, daha para kazanabilir, işte bilmem yani kariyerini geliştirebilir filan. Şimdi şöyle düşünün, gayet rasyonel düşünüyorlar. 40 yaşında birisi diyelim ki 10 bin lira maaş alıyor bir şirkette, orta düzey yönetici. İşte 50 yaşına geldiğinde diyelim ki 30 bin lira maaş alacak. Yükselecek. İşte 60 yaşına geldiğinde
belki 100 bin lira maaş alacak, yükselecek. Peki 65 yaşına geldiğinde ne yapacak? Sıfıra mı düşecek? Hayır. Emekli olup bir kıyı kasabasına gelip kafasını dinleyecek. Bütün emeklilerin hayalinde bu yok mu? Şimdi diyor ki bu 40 yaşındakiler, ben diyor niye 65 yaşına kadar bekleyeyim? Kırsal kesimde, yani doğaya uygun bir yaşam kurmak için diyor. Niye emeklilik bir, yani doğaya uygun bir yaşam biçimi, niye emekliliğe özgü bir yaşam biçimi olsun? Ben 40 yaşında daha hayatımın en aktif dönemindeyken doğaya gideyim, doğayla yeniden doğayı keşfedeyim ve doğaya uygun bir yaşam kurayım diyor. Şimdi dediğim gibi bunların sayısı şu anda oransal olarak son derece az ama giderek bu eğilim artacak. Peki ya, bu durumda şu mu çıkacak ortaya? Bireysel, yani içe dönük yaşam daha mı artacak? İnsanlar artık toplumsal düşünmekten öte kendini hayır, mi? Hayır, tam tersine. Şimdi bu bunun bir ortamdan çalışacak. Hayır, değil. Şimdi burada gayet mesela bu böyle bir yaşam biçim kuranlar içinde bulundukları köylülerle gayet iyi ilişkiler kuruyorlar. Onlar yardımlaşma içindeler. Ve şimdi burada aslında tabii ayrıntılı bu konular çok fazla. Şimdi burada da üç farklı yaşam biçimi var. Bir, kentten tamamen kopuyor. Yeni bir yaşam kuruyor. İki, kentle ilişkisini kısmen sürdürüyor. Üç, kentle ilişkisini daha yoğun olarak sürdürüyor. Yani üç farklı yaşam biçimi var. Buna göre de burada üç farklı yaşam biçimi kuruluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu söyleyebiliriz. Aslında onun ötesinde, yani ilk başta sorduğun sorunu kısmen yanıtladım ben. Yani bir doğaya uygun, yani doğaya geri dönüş eğilimde olanlar için böyle bir gelecek var. Peki mevcut şart, yani büyük kentlerde mevcut yaşam şartlarını sürdürenler için nasıl turizm vesaire olacak? Artık burada da yeni turizm eğilimleri var biliyorsun. Sürdürülebilir turizm, doğa turizmi, işte ekoturizm, artık kitlesel turizm bu pandemiden dolayı da gözden düştü biliyorsunuz. Artık bu çok büyük 5 yıldızlı oteller pandemi koşulları risk oluşturuyor. O yüzden insanlar mesela son bu eğilimde tatile gelenler küçük şeyleri tercih ettiler. Pansiyonları, hatta çadırları, karavanları tercih ettiler. Dolayısıyla bundan sonraki turizm eğilimleri bu yönde olacak. Hani sordun ya, ne yönde olacak turizm eğilimleri? Evet. Yani belki bu büyük turizm yatırım, resortlar falan artık belki şeyden düşecek, gözden düşecek. Buna karşın işte küçük pansiyon, işte butik oteller. Ben sadece turizm anlamında söylemedim ya. Yani günlük yaşam anlamında bulunduğu merkezde de, şehirde de, ortamda da bu boşluğu nasıl doldurabilir anlamında. Eskiden sinemaya gidebilir, tiyatroya gidebilirdi ama onlar da ayağımıza gitmiş durumda. Yani yeni yaşam biçimine özgü, bu pandemi koşullarına özgü yeni alternatifler bulacaklar. İşte o yüzden ilk başta söyledim, hani bu dedim ya, sanal dayanışma. Yani artık yüzde olan birçok şey sanal olarak gerçekleşecek. Biliyorsunuz sanal konserler oldu. Bunlar dünya çapında yüz milyonlarca kişi izledi bu sanal konserleri. Evet. Sizler de herhalde izlediniz bazılarını. Dolayısıyla artık yani 1000 kişinin, 2000 kişinin bir konser salonu toplanıp da bir konser izlemesi yerine işte sanal alemde bu konseri 100.000 kişinin, işte 1 milyon kişinin izlemesi. Yani bu tip eğilimler artacak, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Muammer Hocam, Feryal'in bir sorusu var. Senin de çok ilgilendiğin bir konu, çevre sosyolojisiyle ilgili. Şu ana kadar diyor işte çevre kirliliğinin azaltılması konusunda pandeminin önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz herhalde. Bilemiyoruz ölçenlerden. Evet. Sokağa çıkma yasağının onun üzerinde olumlu etkisi olduğu söyleniyor. Peki ara bu kadar yoğun internetin kullanıldığı, insanların dahil olduğu tüm canlıların istemleri dışında sinyallere maruz kalması çevre kirliliği açısından nasıl bir sonuç ortaya çıkarabilir diye soruyor ama bunu bilemiyorum. Çevre kirliliği açısından sinyallerin... Şöyle hemen söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz bu internet teknoloji konuları, telefon daha doğrusu, telefon teknoloji konusunda 5G diye bir teknoloji çıktı. İşte yani 1-2 sene kadar önce. Türkiye henüz geçmedi 5G'ye. 4.5G'de biliyorsunuz. Şimdi 5G ile ilgili çok yoğun şeyler var biliyorsunuz. Riskler var, çevresel riskler var. Çünkü 5G teknolojisinin kurulabilmesi için artık çok sık bu şeylerin, mesaj yayan antenlerin kurulması lazım. Neredeyse her sokağın başına bunun kurulması lazım. Ve çok yoğun bunlar şey yayıyor,
radyoaktifte yayıyor ve bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Hatta deniyor ki bu şeyin de bu nedir pandeminin bu kadar hızlı yayılmasında belki 5G teknolojisinin etkili olduğu söyleniyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki çevre sosyolojisi açısından, çevre açısından baktığımızda arkadaşlar her bir yeni teknolojik yenilik beraberinde bunun riskini de getirir. Yani riski olmayan bir teknolojik yenilik yoktur. İşte 5G teknolojisinin böyle bir riski var. Dolayısıyla 5G teknolojisinin yaygınlaşması bu anlamda bir şey olacak. Ciddi bariyerle karşılaşabilir. Ya da bu riskleri azaltmak için bu teknolojiyi yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, klasik anlamda hava kirliliği vesaire azaldı bu pandemiyle. Çünkü sanayi üretim azaldı. Ancak bu yeni teknolojilerin, iletişim teknolojileriyle birlikte yeni riskler ortaya çıktı. Yeni riskler de tabii ki sağlık açısından yeni problemler yaratacak tabii ki. Evet, Kader'in bir sorusu var ama şimdi okum. Kader, kendini sorabilir misin hızlı bir şekilde? Soruyorum hocam. Yok, ben sadece aslında konu, sesim geliyor değil mi öncelikle? Geliyor. Sıkıntı vardı da. Hocam öncelikle teşekkürler katıldığınız için. Bir önceki yanıtladığınız şeye bağlı olarak ben aslında biraz ifade etmeye çalıştım. Siz yeni yaşam şekillerini birazcık dijitalleşmeyle bağlantılı olarak anlattınız ama bir de şey var, hani bu bizim şöyle bir mantığımız var herhalde. Az önce Metin Hoca da ona dikkat çekti. Ya bir olacak ya sıfır olacak. Ya köyde yaşayacağız ya kentte yaşayacağız. Neden ikisi bir arada değil? Yani bir şekilde. Dolayısıyla hani artık birazcık daha hibrit, işte karma, hepsinin bir arada yapılabildiği ki zaten turizm faaliyetlerinde gittikçe işte hafta sonu kaçışları, daha rekreasyonel faaliyetlerin boş zaman faaliyetleri olarak ifade edilmesi gibi şeylere doğru gidiyor. Bunun bir başka yönü de insanlarda bu boş zaman faaliyetlerinin, şimdi yakınlarımızdaki insanlara bakıyoruz, işte boş zaman faaliyeti ne yapıyorsunuz? Hep daha geleneksel şeylere yönelmiş oluyorlar. El sanatlarıyla ilgileniyorlar. İşte sizin söylediğiniz gibi tarıma dönüyorlar. Evet, soru alalım, soru. Söylüyorum hocam, biraz daha etkin, yani işte prosumer denen şey burada. Hani artık tüketiciler ürettirilmeye, üreten tüketici haline gelmeye başlıyorlar. İşte bu da bir yeni yaşam biçimi olarak sanırım söylenen bu şeylere bir başka bir yanıt mı acaba? Evet. Şimdi şöyle. Teşekkür ederim. Ben Metin, bir iki kelime söyleyeyim buna istersen. Tabii ki buyur. Şimdi bu 1.0 dediğimiz, yani işte bir taraftan kentli yaşamın sürmesi, bir yandan doğaya geri dönüş. Şimdi orada aslında bu sorunun cevabını verdim. Doğaya geri dönüş, geri dönme eğilimde olanlar için 3 tane şey var. Farklı yaşam biçimi var. Bir, tamamen kentle bağını koparmış, doğaya tamamen uygun bir yaşam. İki, kentle bağını sürdüren, kısmen sürdüren bir yaşam biçimi ve ağırlıklı olan da bu aslında. Yani tamamen kentte bağ tabii koparılması mümkün değil ve bu aslında zaman da alıyor. Dolayısıyla şimdi 1 ve 0 uç noktalar, ama 1 ile 0'ın arasında birçok ara kategori var. Herkes kendi içinde bulunduğu ekonomik şartlara, işte kültürel sermaye, burada Bordeaux'yu hatırlayalım. Kültürel ekonomik sermayeye göre ara kategoriler belirliyor. Ya ama ya ben genel eğilimden bahsettim. En belirgin eğilimler bunlar olacak. Evet, Farşad'ın sorusu var. Benzer soruyu ben de soracaktım. Belki birleştirelim. Tasvir etmiş olduğunuz bir geleceğin gerçekleşeceğini varsayarsak diyor, hangi ülkelerin bu koşullara daha uyum sağlayacağını düşünüyorsunuz diyor. Ben de ileride şeyi sormayı düşünüyorum. Dünya genelinde nasıl bir ülkeler arasında bir dengesizlik, kimden ön plana çıkabilir? Bu işten, bu gelişmelerden kimler kazanç çıkabilir? Yeni dengeler nasıl oluşabilir? Onu soracaktım. Farşad da burada daha çok hangi ülkeler bu koşullara daha uyum sağlar derken bilemiyorum. Ekonomik anlamda mı, sosyolojik anlamda mı bilemiyorum. Şimdi zaten biliyorsunuz son 20-30 yıldan beri tartışılan bir konu var. Dünya ekonomisinin, dünya kapitalist sisteminin merkezi Amerika, işte biliyorsunuz. Sosyolojik anlamda soruyormuş, evet. Evet, anladım. Bu giderek artık Amerika'dan Atlantik bölgesine doğru, pardon Pasifik bölgesine doğru kayıyor bu dünya sisteminin merkezi ve
Şu anda yanılmıyorsam satın alma gücü paritesi açısından Çin Amerika'yı geçti gayri safi milli hasılada. Yani reel dolar geliri değil ama satın alma gücü paritesi açısından. Dolayısıyla ve reel gelir açısından da yakında Amerika'ya geçecek ve dolayısıyla dünya kapital sisteminin merkezi adı sosyalist olan Çin olacak büyük ihtimalle. Ya da şey bölgesi olacak, Pasifik bölgesi olacak. Çin tabii bununla birlikte Rusya, Japonya, Kore vesaire de bunlar şu an Amerika'nın müttefikleri olmasına rağmen biliyorsunuz Çin'in komşuları. Şimdi böyle bir şey var. Peki toplumsal açıdan peki meslekler vesaire bunları tabii şey yapabiliriz. Öncelikle işte biraz önce söylediğim risk gene burada risk kavramı üzerinden gidiyoruz. Artık evet bu sosyal güvenlik vesaire bu eğilimler artmakla birlikte diğer taraftan arkadaşlar iş meslek açısından da giderek risk faktörleri daha da belirgin hale gelecek. Dolayısıyla bu sınıfsal yapıyı etkileyecek. Bu yoksullar işte bir an önce söylemiştim dünyanın yarısı işte modernleşmeyle tanışmış durumda işte cep telefonu falan kullanıyor, diğer yarısı da açlık, yoksulluk, susuzluk sınırında. Hatta bunların belki önemlice bir kısmı da yani kaybedeceğiz bunları maalesef. Dolayısıyla bu 8 milyar nüfusu düşünecek olursak batıda yer alanlar açısından da artık bu iş, meslek, işte sınıfsal, sosyal konuların sürdürmeleri ciddi riskler altına girecek. Niçin? İşte biliyorsunuz zaten sendikasızlaştırma, iş güvencesinin ortadan kalkması yeni bir şey değil. 80'lerden beri bu başlamıştı. Bu pandemi koşullarının daha da belirgin hale geldi bütün bunlar. Ve artık batıda filan bugün şu tartışılıyor. İnsan bir iş meslek yaşamı boyunca, daha doğrusu bir yaşamı boyunca insanlar en az 3, 4 hatta 5 iş ve meslek değiştiriyor. Yani siz üniversitede X mesleğinin eğitimini aldınız. Muhtemelen 10 yıl sonra o mesleği değiştirmek durumundasınız. Bir 10 yıl sonra bir daha değiştirmek durumundasınız. Bir 10 yıl sonra bir daha değiştirmek durumundasınız. Yani büyük bir ihtimalle. Bununla ilgili soru, bir üniversiteyle ilgili soru soracağım ama en son onu sorup kapatmayı düşünüyorum da. Ondan önce Deniz'e soru sormak istiyormuş. Deniz'den önce ben bir şey sorayım. Biraz daha dedim ya şey güncel durumla ilgili. 2016'ydı galiba, hatırlar mısın? Seninle Kapadokya'da bir akşam şeye gitmiştik. Orada bir pansiyonda bir beyefendi vardı. Sohbet etmiştik vesaire. Orada tartışmalardan birisi evlilikler üzerineydi. İşte aile düzenliğe başladığı bu konuda işte sen demiştin ki geçmişte ekonomik dayanışma için işte güçlenmek gerekiyor, dış tehlikelerden korunmak için aile kurumu gerekliydi. O yüzden işte evlilikler başladı, sonra çok çocuk sahibi olma başladı. Bunun tamamen ekonomik gerekçelere dayandığını söylemiştin, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru muydu? Evet, evet. Doğru. 4 sene önce öyle bir tartışmamız olmuştu bir sohbet sırasında. Şimdi geldiğimiz yere bakarsak, pandemiye döneceğim tekrar ve sonrasına. Ya bu konuda nasıl bir gelişme olabilir? Şu anda gördüm, anlattın, sen de bayağı konuştun. İşte hep bireysel yaşamdan bahsetmeye başladık. İşte evde tek başına yaşayanlar var. Ne bileyim, gençler için aynı şekilde olabilir. İş anlamında insanlar doğaya dönüyor dedik. Vesaire vesaire. Eskisine göre belki iş gücü çok daha önemsiz hale gelmiş olabilir. Bu durum bundan sonraki dönemde aile yapıları konusunda ne gibi öngörülerde bulunabiliriz? Ailelerin küçüleceğini söylüyoruz ama gerekli olacak mı, olmayacak mı dediğin senin o kaç yüzyıl önce başladı bilmiyorum bu aile kurumları yapılanması. Ama önümüzdeki dönemlerde nasıl bir gelişim gösterebilir? Şimdi şöyle, şunu söyleyelim hemen. Aile arkadaşlar, yani klasik aile aslında tarımcı toplumların bir kurumudur. Yani işte semavi dinler, tarım, toprağın ekilip biçilmesiyle falan ortaya çıkmıştır aile. Modern toplumla birlikte biçim değiştirmiştir. Ama önemi kısmen, yani çok az azalmıştır modernleşmenin başında. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren giderek ailenin önemi ortadan kalkmaya başlamıştır. Çünkü işte bireysel özgürlükler vesaire, kadının özgürleşmesi vesaire, her bakımdan özgürleşmesi. Dolayısıyla aile kurumunun gerekliliğini tartışma ortamına getirir. Yeni bir tartışma değil bu. Ve peki bunu nereden anlıyoruz? Şimdi bakın, batılı toplumlarda boşanma oranları çok yüksek. Türkiye'de henüz çok o kadar, batı kadar yüksek değil, ama giderek artıyor.
Tek ebeveyn aile diyorlar işte. Yani boşanıyor kadın ya da erkek tek başına yaşıyor. Bu eğilim giderek artıyor. Hatta hiç evlenmeyenlerin sayısı giderek artıyor. Bu aslında yani, bir şekilde evet. Evet yani şunu söyleyebiliriz ailenin yani şey açısından hani önceki eğilimlerin devam etmesi açısından bu eğilim devam edecek. Ve önümüzdeki birkaç on yıl sonra Türkiye'de dahil olmak üzere Batı'da zaten bu eğilim oldukça hızlı. Ailenin gerekliliği çok daha fazla tartışılı olacak. Yani daha da uzun sürede aile bence aile kurumu da ortadan kalkacak bir ölçüde. Bunu söyleyebiliriz. Ama birliktelik olacak büyük ihtimalle. Birliktelik olacak tabii ki. Anladım. Evet. Aileyle birliktelik farklı şeyler. Evet. Yani şöyle bir yandan böyle bir eğilim var ama bir yandan da şimdi bireysellik falan dedik ama dayanışmanın öneminden bahsettik. Dolayısıyla aile bir bakıma da dayanışma imkanı da sağlıyor bireyler arasında. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan şey var, desentralizasyon, dağılma eğilimi var, bir yandan toparlanma eğilimi var. Dayanışma isteğinden dolayı. Ancak her ikisinin sonucunda yani overall baktığımızda dağılma yani ailenin dağılması eğiliminin hatta ortadan kalkması eğiliminin ben giderek güçleneceğini düşünüyorum. Önümüzde birkaç on yıl içerisinde. Yani bunu bir faal olarak söylemiyorum. Son 20 yıldaki gelişmelere bakın dünyadaki. Boşanma eğilimlerine bakın. Evlilik oranlarının düşmesine bakın. Tek ebeveyn ailelere bakın. Bu zaten bize söylüyor. Yani veriler incelediğinizde veriler bize bunu söylüyor. Ya şekil değiştirmeyebilir ama isim değiştirebilir diyebilir miyiz? Hayır, yani şimdi kurum olarak aileden bahsediyoruz. Birliktelikler tabii devam şu anda yok mu? Yani evlenmiyor, birlikte yaşıyor. İşte hatta bununla bu bağlamı çok eşlilik falan zaten hani yani biz de çok bunları konuşmak istemiyoruz biz ama bunlar realite. Evet, Türkiye için biraz uzak şeyler ama zamanla herhalde... Büyük şehirler için uzak değil Metin. Büyük evet. Şehirlerde oldukça yaygın. Tabii küçük şehirlerde kısmen daha şey, daha sınırlı bu eğilimler. Yani kaybolduğumuz kültürel yapı nedeniyle demek istiyorum. İşte bu örnek kültürü de da, gerçeklik kültürü dağıtıyor. Biliyorsun Marx'ın bir sözü var. Katı olan şeyler ilk önce eriyor, sonra da buharlaşıyor. Yani bizim en değişmez dediğimiz şeyler bile değişebilir. Yeri gelmişken onu sorayım Muammer Hocam. Şimdi peki abi bizim kültürel yapımızın çok sağlam olduğu konusunda, çok güçlü olduğu konusunda kendi kendimize yaptığımız sohbetlerde söyleriz, değiniriz. Ama pandemiden sonra bilemiyorum ben bu konuda kafamda bazı soru işaretleri var. Örneğin bayramlar bizim için çok önemli bir unsurdu. Şimdi ikinci bayram gittik evet ama bayram ziyaretleri yapamadık. Ramazan bayramında öyle bir şey yoktu. Ne bileyim ibadet konusunda işte uzun süre yasaklar vardı. Diğer konularda akraba ziyaretleri konusunda olsun. Benim bir Türk insanının en önemli özelliği nedir? Karşılaşınca biz tokalaşıyoruz, öpüşüyoruz değil mi? Evet. Bak ülkelerinde çok, Belçika'da gördüm böyle 3 defa öpüşüyorlar yanakta. Biz 2 defa öpüşüyoruz. Dolayısıyla yani bunlar bizim yerleşmiş alışkanlıklarımız idi. Ama şu anda artık sosyal mesafeden dolayı bunlar da kaybedecek miyiz bilemiyorum. Yani dolayısıyla belki sen bu konunun uzmanısın. Türk kültürü olarak sahip olduğumuz değerlerde bir değişim olacak mı? Değişim olacak tabii ki. Önce şu ilk sorunu bahsedeyim. Türk kültürü işte zengin, çok kuvvetlidir filan. Şimdi bundan da emin değilim. Önce onu söyleyeyim. Çok kuvvetli olduğundan filan çok emin değilim. Bir, yani emin değilim derken tartışmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunun çok ayrıntılı şeyleri var. Çok ayrıntılı. Ayrıca bu konuda bir şey yapabiliriz mesela. Bir ders yapabiliriz. Evet. Önce onu söyleyeyim. Bununla birlikte bu pandemi koşulları kesinlikle bu ritüelleri hani bizim toplumsal kültürün göstergesi olan işte öpüşme, tokalaşma, sarılma bilmem ne bütün bu ritüelleri kalıcı olarak değiştirecek arkadaşlar. Bayramlaşma. Zaten eskisi gibi yoktu bayramlaşma. Bayramda herkes tüyüyordu biliyorsun tatil yerlerine. Şimdi bu pandemi buna bir gerekçe oluşturdu ve bundan sonra şu pandemi koşullarında geçici olan bir takım değişimler, bu kültürel ilişkin, toplumsal kültürel ilişkin, ritüellere ilişkin değişimler kalıcı olacak. Yani artık tokalaşma, sarılma, öpüşme, koklaşma bu konuda insanlar daha şey olacaklar. Daha çekingen olacaklar. Onu söyleyeyim. Riskten dolayı olacak büyük ihtimalle. Riskten dolayı tabii. Riskten dolayı. Evet.
Dolayısıyla toplumsal kültür değişecek. O zaman biz de batıya yakınlaşacağız demektir. Yani batıya yakınlaştık, batıya yakınlaşmaktan neyi kastediyoruz o önemli. Yani bu devlet anlamda yakınlaşacağız. Yani mesafe anlamı, onlar da birbirine karşı çok mesafelidir ya. Evet, hatta ben ibadetten falan bahsettim. Şimdi yani bunlar tabii tehlikeli alanlar ama birkaç kelimeyle değinelim. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda cami sayısında müthiş bir artış var. Değil mi? Her yere cami yapılıyor. Peki camiye giden, ibadet edenlerin sayısı acaba cami sayısı ile aynı oranda mı arttı? Yani diyelim ki cami sayısı iki kat arttı son 20 yılda. İbadet edenlerin sayısı da acaba iki kat arttı mı? Sanmıyorum. Bilmiyorum. Hatta yani şimdi bu konuda biz bu konuda çalışan arkadaşlarımız da var. Ya ben de tabii şey yapıyorum. Bakın çok yani konudan uzaklaşıyoruz belki ama dedin ya toplumsal kültür. Burada keselim istersen Muammer Hocam, şeye geçelim. Birkaç arkadaş senin çok... Hayır, şu kültürle ilgili birkaç kelime söyleyeyim. Bu şey köklü bir şekilde değişiyor. Bu yani dine ilişkin şeyler, davranışlar, kültürler de değişiyor. Sekülerleşme tam tersine hızla yaygınlaşıyor. Hem de nerede yaygınlaşıyor biliyor musun? Dindar kesimlerde yaygınlaşıyor. Şimdi bu bazılarınızda şey gelebilir, bu çok şok gelebilir. Yani seküler kesim zaten sekülerdi. Dindar kesim de sekülerleşiyor arkadaşlar. Son 20 yılda daha önce olmadık kadar sekülerleşiyor. Dediğim gibi bunu ayrı bir şey konusu olarak tartışabiliriz. Evet, şimdi birkaç arkadaşımız şeyi soruyorlar. Sizin şu tazelenme üniversitesi hakkında bilgi verebilir misin diyorlar. Biraz istersen ara vermiş olalım. Sonra soru gelmezse ben son soruyu sorup kapatmayı düşünüyorum. Evet, tazelenme üniversitesi hakkında biraz konuşalım isterseniz kısaca. Evet. Şimdi tazelenme üniversitesi projesi arkadaşlar 60 yaş üstü vatandaşlara eğitim, yüksek öğrenim vermeyi amaçlayan bir proje olarak başladı. 4-5 yıl önce Antalya'da başladı ilk. 5 yıl önce Antalya Akdeniz Üniversitesi, İsmail Tufan'dır bu projenin başlatıcısı. 4 yıl önce Muğla'da ben başlattım. Muğla ilinde başlattım 4 yıl önce merkezde, Menteşe ilçesinde. Geçen yılda 6 ilçede açtık. İşte Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve tabii merkez olmak üzere. Tabii pandemiden dolayı tabii yüz yüze eğitim ortadan kalktığı için uzaktan öğretim, işte Zoom üzerinden uzak öğretimde sürdürüyoruz bu derslerimizi. Bu pandemi koşullarında bunun son derece önemli olduğunu gözlemledik hakikaten. Aslında şeyimiz şu, yani biz katılımcıların bizim, yani şu anda Muğla ilinde bizim 1000'e yakın kayıtlı öğrencimiz var Metin Hoca. Tazelenme Üniversitesi 1000'e yakın kayıtlı öğrencisi var. Bunların işte bu şeyleri Zoom üzerinden yaptığımız canlı derslere yaklaşık 100 kişi katılıyor haftada 2 gün. Şu anda beni izleyenler, yani bizi izleyenler arasında herhalde bir 10-15 kişi var tazelenmeden. Belki daha fazla bilmiyorum. Evet, el sallıyor arkadaşlar. Ayla Hanım mesela el sallıyor. Evet, görüyorsun değil mi tazelenmecide? Evet, bende var. Evet. Görebiliyorum birinci sayfada. Şimdi dolayısıyla burada yapmaya çalıştığımız şey şu, dediğimiz gibi katılımcıların yaklaşık %20'si tek başına yaşıyorlar. Bu tek başına yaşayanlar toplumsal yaşamdan bir ölçüde izole olmuş durumdaydılar bu tazelenme projesinden önce. Şimdi bu insanlar, ki bu dinleyenlerimizin arasında da var bunlardan birkaç kişi, ben yani kişisel olarak biliyorum. Yeniden toplumsal yaşama aktif olarak katıldılar. Şimdi aslında projenin hedefinden merak edecektir soranlar. Nedir projenin amacı? Projenin amacı toplumsal yaşamdan, aktif toplumsal yaşamdan geri çekilmiş, ki bunun teorileri var, yaşlılıkla ilgili teorilerde bunlar var. Geri çekilme teorisi. Geri çekilmiş insanları toplumsal yaşama yeniden aktif olarak katılmalarını sağlamak. Bir. İki, mesela içinde lise mezunu olanlar var. Lise mezunuydum ben diyor mesela birisi, bunu birkaç kere söyledi. Üniversiteye gitmek istiyordum dedi. İki kardeşlik. Ailem, diğer kardeşim okuttu, beni okutmadı. İçimde ukde kalmıştı dedi 40 yıldan beri. Ben dedi üniversiteye gitmek istiyordum. Şimdi üniversiteli oldum dedi. Ne güzel. Şimdi bunlar var. Yani bilgilerini tazelemek. Ondan sonra özellikle yaşlılıkla ilgili bir farkındalık, bilinç yaratmak. Ve aslında biz yaşlılığı kabul etmiyoruz tabii ki. Hatta biz ilk dersimizde tüm kampüsler ilk dersinde şöyle bir sözleşme.
sözleşme, yani söze dayalı biliyorsun sözleşme. Söz veriyoruz birbirimize. 90 yaşından önce gitmek yok. Kimse gitmeyecek tazelenmeciler 90 yaşından önce. Şey, sonu ucu açık bir şey o zaman. 4 yıl vesaire değil yani. Yani şimdi şöyle, ilkesi olarak 4, yani 90 yaşından önce gitmek yok derken, yani 90 yaşında ölmek yok. He, anladım. Ha, süresi yani, var diye biliyorum çünkü. Evet, yani şöyle 4 yıl, tabii 4 yıldan sonra işte, tabii şey açacağız, yüksek lisans doktora programları açacağız bu grup için. Tabii kimsenin peşini bırakmayacağız. 90 yaşına kadar yaşatacağız diyorsunuz. Evet, evet. Belki bu Metin Hoca, bu arkadaşlardan birine söz verebiliriz. Onlar kendileri şey yapabilirler. Bilmiyorum, tabii. Belki Haldun Hocam birkaç kelime söyleyebilir. Birkaç dakika konuşursa seviniriz. Ya. Evet, Haldun Hocam bu konuda bizim kendisi aynı zamanda emekli öğretim üyesi, ODTÜ'de bulunmuş uzun yıllar. Bizim hem hocamız hem öğrencimiz. Birkaç kelime hocam bu konuda yorum yapabilir misiniz lütfen? Hadi önce buyurun. Evet, ben şimdi 80'in üstündeyim ama Muammer Hoca'yla konuştuktan sonra, yani geçen sene ve belki sene, gerçekten moralimi düzeltti ve 90'a kadar hem öğrenci hem bildiklerimi paylaşmaya gayret ediyorum. Ve bu mümkün olduğunu da gördüm kendimden. Her toplantıda, her eski bilgilerimi paylaştığımda veya yeni bilgiler ilave ettiğim zaman üstünde daha da tazelenmeyi hissediyorum yani ve daha şevkle yaşama sarıldım, öyle diyebilirim. Muammer Hocama da teşekkür ediyorum bu konuda. Sağ ol. Olduğu için. Evet. Evet, bu kadar benim şimdilik söyleyeceğim. Evet. Metin Hocam, birkaç kelime Naide Hanım da el kaldırıyor. Yani bilmiyorum, müsaitse, uygunsa buyurun, buyurun. O da birkaç kelime söyleyebilir belki. Zamanımız var. Evet. Merhabalar, ben Naide Uçar. Tazelenme Üniversitesi'nin ilk kurulduğunda biz hepimiz büyük bir şevkle geldik. Birkaç toplantı yaptık Muammer Hoca'yla. Ondan sonra artık 9 kişi olduk, 10 kişi olduk derken o kadar çok genişledik ki. Emekli olduktan sonra insanlar zaten evde kapalı kalıyorlar ve sosyal hayattan biraz uzaklaşıyorlar. Bu okulun bize faydaları sosyalleşme, bilgi birikim paylaşma, beraber spor yapma, beraber yürüme, konuşma. Dertlerini, yani yaşamdan kesitler gibi bir şeyler paylaşmak oldu. Biz 4. sınıfız şimdi. Çok memnunuz. Muammer Hoca bizi bıraksa bile biz Muammer Hoca'nın peşini hiçbir zaman bırakmayacağız. Bundan sonraki hayatta daha neler yapabiliriz? Bizden sonraki gelen arkadaşlarla beraber neler yapabiliriz? Beynimiz nasıl taze kalır? Onları şey yapacağız, konuşacağız. Biz bu üniversiteye başladığımız zaman Muğla'da bisiklet derneği kuruldu, Mor Pedal. Ve mesela benim gibi 67 yaşındayım ben. Dediler bisiklet binmesini biliyor musunuz? Hayır, biz ataerkil toplumda yetiştiğimiz için erkek kardeşlerimizden bize sıra gelmiyordu. Kızlar bisiklet binemezdi. O zaman öyleydi aileden gördüğümüz. Ben dedim tamam dedim, öğreneceğim dedim ve 65 yaşında ben bisiklet sürmesini öğrendim. Ve bisiklet önderi diye Muğla'da geçenlerde bir röportajımız vardı, onu verdim. Niçin buna dedi katıldınız dedi. Ben de dedim biz bu yaştan sonra Tazelenme Üniversitesi'ne katılıyoruz ve sporun bizim için ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz, onun için ben de bisiklet binmeyi öğrendim dedim. Hayatımız böyle yani. Biz iyi ki burada bu Tazelenme Üniversitesi açıldı. Birbirimizi daha iyi tanımak ve daha ileriye gitmek için. Muammer Hocamıza çok teşekkür ederiz. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Farklı kesimlerden burada dinleyicilerin, seyircilerimizin olması çok güzel bir şey. Biz de gerçekten onur duyduk. Çok teşekkürler. Ben tabii Muammer'den dolayı Tazelenme Üniversitesi hakkında 4-5 senedir bilgi sahibiyim. Muammer'in de niye oradan ayrılmadığı belli oluyor. Muğla'yı çok seviyor. Bir tarafa gitmiyor kendisi.
Herhalde bu gidişler uzun süre orada kalacak gibi görünüyor. Zaten kendisi onu ima etmeye çalıştı. Pandemiden sonra doğaya dönüş, köye dönüş vesaire. O da köyünü çok seviyor. Bizim gibi uzakta değil. Kendisine uzun ömürler dileyelim Muammer Hocam. Muammer Hocam pekala geldik şimdi. Tazir Alem Üniversitesi, üniversite tamam. Belli bir yaş kesimin üzerine düşünüyoruz. Şimdi bir de gençler var. Kendi çalıştığımız üniversiteler var. Uzaktan eğitim olacak dedin. Tamam, bazıları diyor ki hibrit eğitim olacak. Yarı yarıya işte %50-%50 diyorlar. Pekala bundan sonraki üniversitelerde nasıl bir yapılanma olabilir? Eğitim içeriği olabilir, kurumsallaşma anlamında. Benim o konuda değişik görüşlerim var. Örneğin uzun dönemde üniversitelere çok fazla gerek kalmayacağı ya da insanların çok bu konuda esnek olacağı konusunda değişik öngörülerim var. Yani bizim bildiğimiz üniversite olgusu, ismi önümüzdeki yıllarda devam edecek mi? 10 yıllarda. İçerik olarak ne olacak? Ve buna bağlı olarak tabii içimizde çok sayıda akademisyen de var. Öğrenci arkadaşlarımız da var. Yaptığımız araştırmalar nasıl şekillenecek? Evet. Şimdi öncelikle yeni şartlara göre üniversite, yani tüm eğitim sistemi özellikle yüksek öğrenim yeni şartlara göre yeniden dizayn edilecek. Şimdi yeniden dizayn edilecek derken bu süreç başladı biliyorsun. Uzaktan öğretime yeni başlamadık biz. Ya da Batı'da çok eskiden beri vardı bu uzaktan öğretim. İşte açık öğretim sistemi vardı biliyorsun bizde. Dolayısıyla bu başlamıştı ama pandemi koşulları bunu çok daha yaşamsal hale getirdi. Çok daha önemli bir ölçüde vazgeçilmez hale getirdi. Dolayısıyla demin hani bir şey söylemiştim. Bazı mesela kültürel ritüeller vesaire değişiklik olacak ve bunlar kalıcı olacak. Eğitime, yüksek öğrenime ilişkin olarak da şu anda uyguladığımız sistem kalıcı olacak. İşte hibrit olur, az olur, %30, %50, %50 olur, %60, %40 olur, %10, %90 olur ama bir şekilde bu şey kalıcı hale gelecek. Dolayısıyla şeylere de açıkçası yani daha da orta vadede belki bu dev kampüslere, üniversite binalarına falan bunlara da gerek kalmayacak. Yurtlar, murtlar yani şimdi işte öğrenciler izliyorlar şu anda. Ben dersimi alan öğrencilerden var birkaç kişi mesela burada görüyorum ben. Yakup var mesela şu anda izliyor. Başkaları da var tabii. Yani evinden çıkmadan dersi izliyor. Şimdi bunun ötesinde bu aslında bu şeyle ilgili. Bu gene internet ile ilgili olan bir şey. Şimdi internet yaygınlaştıkça biliyorsun artık dergiler, kitaplar da hard copy'ler tedavülden hızla kalkıyor. Gazeteler işte biliyorsun Washington Post galiba artık printed değil ya yani basılmıyor. Online olarak yayınlanıyor. 5-10 sene önce sanırım İngiltere'de bir şeydi galiba. Biz artık basmayacağız diye bir duyuru yapmıştı. Evet, evet. İşte kitaplar böyle biliyorsun artık e-book'lar var, işte iyi dergiler var. Dolayısıyla bu yöne doğru hızlı bir eğilim var. Açıkçası şeye de gerek yok. Yani tonlarca kağıda işte ağaçların kesilmesine falan yani çevreci bir boyutu da var tabii ki bunun. Dolayısıyla böyle bir eğilim hızla artıyor. Buna bağlı olarak dediğim gibi işte şeyler mesela bu ilk pandeminin ilk başında şu tartışıldı hatırlıyorsun. İşte hani biz teorik bölümler bunu yapar uzaktan öğretim ama işte uygulamalı bölümler nasıl yapacak? Falan tartışıldı. Uygulamalı bölümler işte yüz yüze olsun, teorik bölümler uzaktan olsun falan tartışıldı. Ama sonradan şu anda sadece tıp ve işte sağlık haricinde mühendislikler dahil olmak üzere tüm bölümler artık uzaktan öğretim. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi, yani bazılarınız biliyorlar belki. Şimdi burada bir şey, hekim, Türkiye'de bir hekim, özel bir işte internet uygulamasıyla Amerika'daki bir ameliyatı gerçekleştiriyor. Bunu yani çoklarınız duydunuz bunu. Haldun Hocam, başkalarınız duydunuz. Şimdi bakın eğitimden falan bahsetmiyorum. 10 bin kilometre öteden birisi özel internet uygulamayla 10 bin kilometre ötedeki ameliyatı gerçekleştiriyor. Beyin ameliyatını. Şimdi tahayyül edebiliyor musunuz şeyin bu internetin bize sağladığı olanakları? Dolayısıyla tıp eğitimi de uzaktan eğitim olabilir, mühendislik de olabilir, her türlü şey olabilir. Eğer olacaksa o zaman şeylere peki niye gerek var o zaman? İşte milyonlarca dolar harcayıp laboratuvarlara, kampüslere, bilmem nelere niye gerek var? Ve burada bir sürü insan istihdam etmeye ne gerek var? Yani bu acı bunu söylemek ama arkadaşlar bakın akademinin bu genç arkadaşlarımız var içinizde. Daha yeni doktora yapanlar, bitirmiş olanlar var. Şimdi onlar açısından maalesef
bu gelecek olan dönemin çok parlak olmayacağını söylemek zorundayım bunu. Yani bu yeni şartlara uygun arkadaşlar kendinizi hazırlamanız lazım. Peki abi, Muammer Hocam, kendi kendine ele veriyorsun. Şimdi diyorsun ki işte bu kadar iş gücüne ne gerek var? O kadar insan ne yapacağız? Yeni iş alanları ortaya çıkacak. Evet. Yani hayır, mesela şimdi uzaktan öğretim var. Dersler boş mu geçiyor? Ders vermiyor muyuz gene? Ders veriyoruz. Şu anda 100 hocaya ihtiyacımız varsa 10 hocaya ihtiyaç olacak belki. Evet. Şöyle, daha az hocaya ihtiyaç olacak. Ancak şimdi bununla birlikte mesela yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Öyle değil mi? Mesela bilgisayar programlama, uzaktan öğretim, ders teknolojileri falan. Şimdi bunları özellikle biz tam limitteyiz şu anda. Yani sen daha iyisin bilgisayar okuryazarlığı benden, biliyorum. Benim çok iyi değil ama işimi görüyorum en azından. Ya destek almaya ihtiyacımız var diyorsun o zaman. Bizim de destek almaya ihtiyacımız olacak. Tabii ki. Şimdi ders içeriklerinin hazırlanması lazım. Şu anda biz şeye gidiyoruz bir bakıma. Yani mesela abi, açık öğretime ben kitap falan yazdım, biliyorsun. O yüzden kısmen daha bilgiliyim bu konuda. Ancak hiçbir böyle tecrübesi olmayanlar böyle sudan çıkmış balığa döndüler ilk uzak. Biz ne yapacağız diye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o hazır harıl üniversiteler onlara açık öğretim sistemini anlatıyorlar. Açık öğretim sisteminde ders materyalleri nasıl hazır? Bunu anlatıyorlar. Bununla ilgili teknik desteklere ihtiyaç var mesela. Yani üniversitelerin teknik destek bölümleri de yeni elemanlara ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla evet, klasik hocalık belki önümüzdeki 20-30 yılda bunun anlamı ortadan, significance anlamı ortadan kalkacak. Ama yeni anlam, yeni donanımlar gerekecek. O yüzden dedim, biz artık emeklilik yaşına iyi kötü geldik. Ama şu anda kariyerin başında olan arkadaşlarıma şiddetle tavsiyem arkadaşlar. Yeni bu bize önümüzde gelecek olasılıklara karşı hazırlıklı olmanız, bu donanımlarınızı arttırmanız, genişletmeniz ve bakın biz 2020 şartlarında konuşuyoruz. 10 yıl sonra 2030 şartlarında umarım hala biz hayatta oluruz ve bütün bu işler olur. Gene böyle bir ders yaparsak çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Araştırma anlamında ne diyorsun? Şu anda hani tipik bildiğimiz klasik geleneksel araştırma biçimlerini hala devam ettiriyoruz. İşte araştırma bir... mesela araştırmada şimdi bizim yani bekliyoruz yayınlatmak için. O konuda bir öngörüm var mı? Yani şimdi mesela yayın mayın da bir işte biliyorsun kaliteli yayın, kalitesiz yayın meselesi var. Ondan sonra kaliteli yayın yapmak zor ama bir taraftan kalitesiz yayın dediğimiz tırnak içinde işte yağmacı dergiler, bunların sayıları giderek artıyor. Ve giderek ben şunu söyleyeyim. Kaliteli yayınla kalitesiz yayının arasındaki o şey de, bariyer de daha belirsiz hale gelecek açıkçası. Niçin? Artık bütün her şey kalitesiz de şey üzerinden dönüyor. Artık hardcore'dan kalkıyor, internet üzerinden dönüyor. Bir bakıma evet, bireyselleşiyoruz, bireysel sorumluluk artıyor. Yani sen okuyan kişi ayırt edecek neyin kaliteli, neyin kalitesiz olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Yani bireylere düşen sorumluluk artacak. Onların da daha bilgili olması gerekiyor bu durumda. Evet, daha bilgili olması lazım. Kendilerini daha donanımlı hissetmesi lazım. Yani anonimlik giderek artacak. Mesela hani genelde bizim sosyal medyada yaptığı ne? Anket değil mi? Yüzde görüşme. Artık bunun bir anlamı kalmadı. İnternette işte koyuyorsun anket formunu. 2 saat içinde 500 kişi doldurup gönderiyor sana. Evet. Anlatabiliyor muyum? Buraya doğru artık. Onlar da sorunu çözmüyor gördüğüm kadarıyla şu anda. Efendim? Onlar da sorunu çözmüyor. Resmin bütününe bakamıyor yani. Hayır, anladım. O ayrı bir sorun. O metodolojik bir sorun. Evet. Ama şey bu, eğilim bu. Yani bu yöne doğru bir akım olduğunu söylüyorum. Ama en önemlisi arkadaşlar, kesinlikle şunu söyleyelim. Klasik üniversite, klasik yüksek öğretim anlayışı önümüzdeki, bakın bunlar, bütün bunları ben bir bölümdeki arkadaşlara 10 yıldan beri söylüyordum. Bakın yüksek şeye geçeceğiz, uzaktan öğretime geçeceğiz. Ben 10 yıl önce diyordum ama ben 2 sene önce söyledim bunu. 2 sene, 10 yıl beklemedim. 2 sene için uzaktan öğretime geçtik. Buna hazırlıklı olun, yayınlarınızı, işte çabalarınızı buna göre yapın diye uyarıyordum arkadaşlar. Bazıları dinledi, bazıları dinlemedi. Şimdi de herkesi uyarıyorum. En geç 10 yıl içerisinde yüksek öğrenim sistemi kökten değişecek bakın.
kökten değişecek. Mevcut hocalıklar ortadan kalkacak, hocalık alışkanlıkları ortadan kalkacak. Bu yeni koşullara uygun olan hocalar açıkçası ayakta kalacak. Diğerleri belki kendilerine başka iş aramak durumunda kalacaklar. Evet, bence de Türkiye'nin buna uyum sağlaması, yani eğer rekabetçi yapısını devam ettirmek istiyorsa ya da yakalamak istiyorsa, dünyaya entegre olmak istiyorsa kesinlikle değişmek zorunda. Evet. Bu alemimizde biz çok rekabetçi olabileceğimizi sanmıyorum. Belki bizde de çok köklü değişiklikler olabilir gibi geliyor. Belki birçok kişi işini de kaybedebilir. O risk görüyorum ben. Özel üniversitelerde olabilir bu. Devlet üniversitesinde belki daha fazla olabilir. Oradaki yapı daha farklı çünkü özel üniversitelere göre. Bilmiyorum. Bu tür tehlikeleri tabii ben de kendi kişisel gözleme göre bekliyorum. Kim ne olabilir, ne olabilir bilemiyorum ama belki bunu farklı yöntemlerle, motivasyon yöntemleriyle çözmeye çalışabilirler. Performans durumları ortaya çıkabilir vesaire, değişik ayrımlara gidebilirler. O ayrım yapılacak gibi belki 10 yıl sürmez diye düşünüyorum. Ama 10 yıl sonra dediğin doğru, evet, biz de belki dünyayla eşdeğer bir şekilde benzer şeyleri yapıyor olacağız gibi görünüyor. Evet. Zeynep Hanım demiş ki pandemi nedeniyle evde kaldıkça Zoom webinar üzerinden üniversitenin derslerine sergi salonlarına gitmekten, konser dinlemekten, Netflix seyretmekten fazla boş zaman bulamadık demiş. Demek ki evet, bu boş zaman konusunda sıkıntı olmuyor. Bence de gittikçe artık bütün boşluklar dolmuş olacak gibi görünüyor. Yani evet. Ekstradan toplantılar vesaire yapılırsa iş yükü daha da artacak gibi görünüyor. Arkadaşlarım, sorularınız varsa hızlı bir şekilde sözlü olarak sorabilirsiniz mikrofonu açıp. Yoksa buraya kadar deyip 1,5 saat de oldu yaklaşık. Ortalama bizim zaten... Deniz Bey yapıyor. Deniz vardı, özür dilerim. Deniz Kanay soru soracaktı. Bu öğrencimiz, arkadaşımız. Seminerden öğrenci, evet. Seminerden. O takip ediyorum ben. O da beni takip ediyor herhalde. Tabii seni de takip ediyor. Evet. Deniz neredesin? Ses gelmiyor yalnız. Teşekkür ederiz. Kim konuşuyor acaba? Biraz tazelenmeden teşekkür ederiz ders için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Deniz sanırım ayrılmış galiba. Herhalde yok. Yani şu an ses vermediğine göre. İsmine bakıyorum, göremedim. Evet. Evet, kendisi belki biraz şeyde geç kaldık. Ondan olabilir. Ayrılmış olabilir. Evet, başka zaman soru. Başka arkadaşlar sorusu olan tekrar kontrol edeyim. Evet, sorusu yok. Çok teşekkür ederiz sevgili arkadaşlar. 1,5 saatin zaman ayırdınız. Mamur Hoca'ya çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Tabii hep başlangıçları yaptı bıraktı. En başta dediğimiz gibi sosyoloji çok geniş bir konu. Pandemi de sonuçta dünya genelinde ciddi değişimler ortaya çıkarabilecek geniş bir kavram veya bir olay. Dolayısıyla bunu 1,5 saatte konuşmak mümkün değil. Belki önümüzdeki yıllar boyunca konuşacağımız bir şey. Belki Muammer Hoca bu konuda bir kitap yazacaktır eminim, pandeminin sosyolojisi diye. Olabilir. İpucu vermiş olduk burada. Belki yanmış olduğu emin karşılığında böyle bir kendisi katkı görmüş olabilir. Önümüzdeki hafta online derslerde 10 Kasım biliyorsunuz büyük atamızın vefat yıl dönümü. Dolayısıyla o gün dersi yapmayacağız kendisine saygımızdan dolayı. 11 Kasım'da yine 4 saat 4 gibi Nazmi Kozak bilimsel dergiler üzerine bir online ders verecek. O güne kadar sağlıcakla kalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Metin Hoca, söz almak isteyen bir iki kişi var galiba. Yani bilmiyorum. Bir iki dakika daha şey yapalım. Bir Havva Hanım'la Mehmet Bey. Mehmet Özavcı, evet, buyurun. Kısaca. İyi akşamlar. Saygılarımı sunuyorum Muammer Hoca'ya ve size. Teşekkür ediyorum. Şimdi üniversitenin kalkabileceğinden, uzaktan eğitimden söz ettik. Şimdi üniversiteler evrensel kurumlar. Elbette bir takım değişiklikler, yapı değişiklikleri olabilir. Ancak insan eğitimi dendiği zaman sadece akademik eğitimden söz etmek zor. Hele bizim yaşımızdakiler özellikle orada kantinlerde aldığımız eğitime çok ayrı bir önem veririz.
sınıftaki amfilerdeki derslerin dışında üniversitede birlikte olmanın getirdiği bir eğitim biçimi vardır. Ayrıca insanların karakterlerini belirler üniversite, şekillendirir farkında olmadan. Dolayısıyla yaşama hazırlar. Bu insanların toplu yaşamından ve birlikteliğinden kaynaklanır diye düşünüyorum. Hocam acaba bu konuda neler söylemek ister merak ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Muhammed Hocam. Şimdi şöyle tabii ki arkadaşlar yüzde eğitimi o temas fiziksel teması tercih ederiz her zaman. Yani göz göze gelmeyi tercih ederiz. Ancak pandemi koşulları maalesef bunu imkansız hale getirdi. Ve dediğim gibi yani pandemi koşulları bizim hayata bakışımızı değiştirdi. Yani bundan sonra artık her çevremize böyle bir şüpheyle bakacağız. Ya yani pandeminin bence en önemli kalıcı etkisi bu olacak. Şüpheyle bakacağız. Dolayısıyla artık çok kalabalıklarda falan mümkünce bulunmamaya çalışacağız. Bundan dolayı bundan sonra da bu şeyin yüzde eğitimin eskisi gibi olamayacağını düşünüyorum. Yani bu yeni bir şarttır ve bu şartlara bir şekilde uyacağız. Hani bu daha iyi mi? Daha iyi olduğundan emin değilim. Ama iyi olsa da olmasa da bu, yani yeni eğitim modeli bu böyle olacak gibime geliyor. Evet, bu da eğitimcilerin tartışması gereken bir konu aslında. Evet. Evet, Hava. Ya hocam ben kısaca bir şey sormak istiyordum. Mahmur hocam benim babam da emekli. Evde oturuyor da o da katılsa yani nasıl katılım sağlayacak? Sizinle nasıl iletişim kurabilir onu soracaktım. Şimdi bizim şimdi Antalya, Muğla, İzmir, Eskişehir, İstanbul, Burdur'da şu anda Tazeleme Üniversitesi kampüsleri var. Bilmiyorum siz hangi şehirde oturuyorsunuz ya da babanız hangi şehirde oturuyor? Bodrum'da hocam baba. Bodrum'da var bizim kampüsümüz. Bodrum'da var. Bodrum Ticaret Odası da organize oluyor bu Bodrum'da. Oradan birileriyle temasa geçebilir. Ya beni de arayabilirsiniz. Şimdi Bodrum kampüsümüz de bizim dersleri takip ediyor uzaktan öğretim derslerimizi. Yani bu WhatsApp grubuna dahil olduğunda dersleri izleyebilir haftada 2 gün. Tamam. Pazartesi, çarşamba. Evet, başka var mı arkadaşlar? Bir arkadaşımız Zeynep Hanım sormuş. Anatolia Akademisi derslerine devam edebilirsiniz. Duyurularımızı takip ederseniz genelde her salı olacak ama bazen günlerimiz veya saatlerimiz değişebilir. Ama değişiklik olmaz. Her salı saat 4'te buradayız. Bazen akademik konular tartışacağız. Bazen bugün olduğu gibi güncel konular tartışacağız. Her haftanın konusu farklı. Tabii ki herkese açık yani. Rahatlıkla izleyebilirsiniz linke tıklayarak. Evet, herhalde bu kadar yeterli. Muhammed Hocam sana da çok teşekkürler. Evet. Emeğin için. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Ben i̇yi de akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın lütfen. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar.